Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahibi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Dima 46. İtikat 10. 13.05.2018 Küçükçekmece. Ders mekanımız. Gelecek tarih için yadigar. İnşallah gene zeytinburnumuz olur da zeytinburnu yazmaya nasip Allah nasip etsin. Amin. Amin. İnşallah. Şimdi itikat. Geçen hafta bir tekrar edeyim. Dersin komplesini değil. Can alıcı bir şeyini tekrar edeyim. Bu haftaya şey yapalım. Ondan sonra bu kalemleri alır mısınız? Heh, o objeleri ortadan kaldıracaktım. İçeriye. Ver onu. Üzerine yazacağım. Ha, olur. Olur. Bunu da alabilirsin istersen. Hı. Rahat olun çünkü. Sizi kamera kayıtlamasın. Zaten kayıtlayacağınız için. Burada mıyız? Ha. Şimdi, vacibül vücut alemi, insandaki karşılığı, bu makamdaki karşılığı, manyeti zatiye, onun hakkında bilgimiz yok. Bizim bildiğimiz zaten eneyle bilinen, eneyi bilmiyoruz. Yani bildiğimiz şey eneyle bilmektir. Yani enede haberimiz var ama bilmiyoruz kendisini. Onu da bilmiyoruz. Tamam, kendisini bilmiyoruz. Kendinden kendine haber olur. Kendinden kendine açıldığını kendisini ortadan kaldırır. Mahiyet-i zatiyenin bizdeki karşılığı ene. Yani varlık süreci olursa meculdur. Nur-u Muhammed'i. Bizdeki ferde indirgenmesi bu. Yani ağaç, çınar ağacı, meyve, sağdaki meyve. Çekildi. Artık bunu biliniyor. Şunat-ı zatiyenin bizdeki karşılığı ruha denk geliyor. Sıfat-ı zatiye, vicdana, bu itikat dersiyle alakalı olduğu için söylüyoruz. Bu genel değil tabii. Sıfat-ı subutiye, itikatla alakalı, itikat dima, sıfat-ı subutiye, ilim, irade, kelam, şeyler var ya, kuvveler, kuvve-i şevi, kurgadabiyeler vesaire. Ona denk geliyor. Subutiyeler, itikatla alakalı. Esma-i Hüsna'ların bizdeki karşılığı cil ve cemaldaki sana, yani itibariyle insanın beslendiği. Bu mal, geçen haftaki şey. Bu bir kumaştır. Bir yatay, bir dikey ipliklerle kumaş olur. Bunlar ipliklerdir, dikey. İpliğin bir cinsi itikattır, bir cinsi de imandır. Bununla oluşan kumaşa kader kumaşı deniliyor. Bu kumaşın kadın giymesi, erkeğin kendisine göre giymesi, şalvarın olması, gömleğin olması, başörtü olması, mantı olması, ceket olması, pantolon olması, yani libası istediğiniz gibi biçmek sizin ihtiyarınızı gösteriyor. Kumaş kendisi kaderdir. Bu misal çok şu meselemizi halledeceğine inanıyorum. Bu çok ilginç bir misaldır. Kumaştır kader, ihtiyardır senin ona şekil verme. Tamam mı? Bunu böyle bitirdik, bunu sileceğiz şimdi. Kendi nefsinde torbasında kaf nun tezgahından ezberleyelim. Ke kusur, a at, kaf fakr, nun ne noksan. Yani kendi torbasında bunu görürsek biz, görme nispetine amada bir şey bırakmazsa insan kendi nefsinde itikadı aktif olur. İtikadı aktif olur. Yani kendi, o zaman nedir? Ortaya şu çıkıyor, kemalini, adimi kemalinde, kemalsizlikte, kudretini acizde, gınasını fakrinde olduğu bilmekle ne aktif oluyor? İtikat aktif oluyor, müsbet itikat. Menfi ve müsbeti de biraz sonra anlatacağız. Ondan sonra buraya geçiyoruz. Şöyle, şimdi menfi ve müsbet, orasını esas anlatmak için ben bu hafta tekrar etme ihtiyacını duydum. Şurayı anlatmak için şunu, çok önemli oldu. Çünkü yani
Allah'ın bir ikramıdır cemaate beraber dinlemenin. Onu fayda mülaza ediyorum. Onu bir daha tekrar edeyim. Çok psikolojik panik, ailevi sorunlar, insani ilişkiler, zan, vesvese, şüphe, vehim halledecek bir Allah'ın ikramıdır bunu. Bunu tespit yapmak, Allah'ın ikram etmesi tespit. Nedir o? Dimağda 7 mertebe var, malum. Tahayyül ve tasavvur. Taakkul, tasdik, izan, itizam, itikad. Bu nedir o ikram olan? Bu serbest bölgedir. Zanların, şüphelerin, vehimlerin. Serbest bölge. Niye bende bunlar oluyor? Niye benim hatırıma bunlar geliyor? Demiyoruz. Burayı çünkü hakim değiliz. Hakim değiliz. Burası serbest bölge. Cirit atıyor. Yani şeytan döndü bana dedi. Hariçte şeytan var da bana öyle geldi diyor üstad. İşittiğim gibi tahayyül ettim. Burası. Şeytan burada cirit atıyor. Dolayısıyla kendimi kötü hissediyorum. İyi hissetmiyorum. Aklım gidecek. Sen bana galiba öyle dedin. Allah hakikaten var mı? Allah Allah ya. İman, belki bu Muhammed Aleyhisselam peygamber değil. Gibi bütün o varsayımlar burada oluyor. Burası seninle hiç alakası yok. Bu senin. Ona seninle olmadığına delil diyor Vesvese Risalesi'nde. Rahatsız olmandır diyor. Bunu bildin mi bitiyor. Düze çıktı. Yani bunu şuur edersen tabii. Öyle duymayla değil. Yani demek ki tahayyül ve tasavvuf düşünce çeşitliliği, şekil çeşitliliği, video, zanlar mesela geliyor. Buraya temel veri tabanı, yani bunun temel veri tabanı, zemini ve malzeme deposudur burası. Burası celal, cemal kazanı, kaynıyor, fokur fokur kazanıyor. Burada kullanabilirsin, kemal olur. Celal ve cemali Kastamonu'nun 8. sayfada intiba eline gelen celal ve cemali tecelliler oluyor. Bazen kaps basar, kapar bizi, bazen bast kapar. Kaps bastı mı kabz ediyor seni, kabz-ı mal gibi. Canım sıkıldı, moralı bozuk. Olumsuzlukların hepsinin celal tecellisi. Durup dururken ne oluyor? Celal tecellini anlamak için Allah aktif ediyor. Celal ülkesi cehennem. İnsanda celal tecellisi var. Burada durup dururken canım sıkıldı. Allah Allah. Buhran, bunalım, panik atak, depresyon, can sıkıntısı. Celalin tecellisi aktif olmasıdır. Cemal ise bastır. O da açmaktır böyle. Gülü açmak gibi. O da surur, neşe, saadet, sevinç. Öyle ha 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 vesaire. O da böyle bir alem. Burası böyle bir alem. Burasının adı zaten serbest bölge. Tamam mı? Bunun adı serbest bölge. Şimdi yani o tahayyülde, tasavvurdayken olan şeyler zaten hüküm yapmıyor. Vesvese Risalesi tamamen onu anlatıyor zaten. Bunu. Tahayyül tasavvur kısmını anlatıyor. Yani Vesvese Risalesi'ni değiştir. Tahayyül tasavvur Risalesi desek olur oraya. Ha evet, Allah razı olsun. Harika. Çok güzel bir laf. Yani adeta Vesvese Risalesi'ni tahayyül ve tasavvur Risalesi çok doğru. Mesela ben kader Risalesi değiştirdiğim gibi daksille sildim. Yani insan Risalesi. İnsan, çünkü girmeyeyim ona. Ya en azından birinci grup var, birinci bölüm var kader ise. Bir de ikinci bölüm var. İkinci bölüm enfusi. Yani sen mi Allah'ı unuttun? He, ceza nedir? Al sana cehennem, al sana kafana işte taş inmesi değil. Sen mi Allah'ı unuttun? Allah'ın cezası da seni sana unutturması. Şeyde diyor ya abi, tahayyül küfür, küfür değil, tasavvuru şetim, şetim değil, evet. Zikâri dinlemiyor. Bak tahayyülü küfür. Tamamen orayı anlatıyor. Buraya yani anlatıyor. Tamamen o yapıyı orada. Bu sistemi anlatıyor. Sistem anlatıyor. Yani Vesvese Risalesi buraya anlatıyor. Yani tahayyülü küfür, tahayyülü hayal, yani hükümlerini veriyor. Evet. Yani cüz-i ihtiyar dinlemiyorlar, teklifi dine pek girmiyorlar. Girmiyorlar. Girmez yani. Bu serbest belge. Şimdi bu taakkul da bir taraftır. Daha tarafı yok. Yönü belli olmadı. Tarafı yok. Şöyle geldi abi din akşam.
namaza şey derse gitmeye niyet edersen hemen tahakkuk sana derse gitme sebeplerini getiriyor. Kesin. Ya ama gitmemem lazım. Çünkü dedin mi hemen sana gitmeme sebeplerini getiriyor. Özellikle onu getiriyor. Ne? Ne yaparsan onu getiriyor. Mesela derse gelmemek için vallahi ben sizin adınıza söylüyorum. Hem de yemin ediyorum. Çok sebebiniz var. Hem de makul. Bugün çok yoruldum. Şöyle. Tabii yani. Daha mı çalışıyor? Yani hakikaten. Ama işte o yani gelmemez şeyinize, mazeretinize sığınmayın. Sığınırsanız bu malzeme getirir çok. Ama gitmem lazım derse o da getirir. Bu tarafı yok. Tarafını taraf olmadığı için kim belirliyor tahkulu? Şey belirliyor. Meyiller. Hariç belirliyor. Bunu da ene belirliyor. Yani nübüvvet tutmuş, felsefe tutmuş. Yani bunu ene, nübüvvet veya felsefe elini tutmuş, bu belirliyor. Yani bu taakkul bir taraf, tarafı yok. Ama buradan besleniyor. Buradan besleniyor ama bunun da tarafı yok. Yani buradan gelen verileri hangisi nedir? Bir elini tutmuş, felsefe şey, felsefe. Burası nübüvvet. Nübüvvet tutmuş. Geliyor, gidiyor. Ondan sonra... Şey burada bu kısımda hani daha ilerletsek veya eder miyiz sonrasını hani yapıyı çıkartmak için? Hani bir önceki derslerde ben baktım da Dima 13'te galiba şey yapmışız. Hani 7 duygudan şeyler geliyordu, öyle bir şeklimiz vardı. Evet, malzemeler. Yani 7 duygudan geldi, tahayyüle dışarıdan aldık. Tahayyüle tahayyüm ve teşahhus ettirdik, onları suretler giydirdik. Ondan sonra tasavvura, tasavvurda nereydi? Ben ona baktım da onun için çağırıyorum. Emri nisbilerimize geliyor onlar. Emri nisbilerimizle bilgi, malumat, düşüncelerimiz birleştiğinde emri itibarilerimizi oluşturuyordu. Emri itibarilerimizle eğer vahiy gelirse, yani ondan sonra tefekkürle taakkule gidiyor bunlar. Ondan sonra vahiy gelirse, tasdiye geçiyor. Evet. Vahiy muhatap olursa bu. Aha. Bu sene nübüvvet tutuyor. Tasdik. Bu sene onlar ilim oluyor. Evet. Zaten vahyin onayladığı. Yani oraya kadarki süreci böyle o yani emri nisbi emri itibarları konuştuğumuz zaman da aslında güzel ifade etmişiz orada. Çok güzel olmuş. Yani tahayyülden tasavvurun içerisinde aslında ilk önce emri nisbilere geliyor. Tahayyülden gelenler. Sonra şeyler, bilgi, malumat, düşüncelerimizle birleşip emri itibarlarımızı oluşturuyor. Ondan sonra burada tefekkürle, taakkule geçiyor. Yani taakkülde tefekkürle tefekkür ediliyor. Sonra vahiy gelirse tasdik oluyor, ilim oluyor. Yani şundan buna geçerken tefekkür oluyor. Evet. Tefekkür. Burada neyle birleşiyor? Bilgi, malumat, ilim yok da. Bilgi, malumat. Bunlar emri itibarilerimizi oluşturuyoruz şeyde, tasavvur. Şurada. Aha. Şurada emri nisbi, emri itibariler buradadır. Emri nisbiler hariçti. Hariçten yön hariçtir. Şöyle mi Hasan abi? Çocuk dünyaya geldi. Ruh bir alemi seyretmeye ve temaşa etmeye başladı. Burada tahayyül şeyleri hafızaya kulasını almaya başladı. Malzeme yaptı. Belirli bir yaşa kadar hep malzemeyi aldı. Ondan sonra tasavvurlarıyla bunları şekillendirmeye, ölçmeye, biçmeye bakmaya başladı. Evet. Şimdi mesela zaten sıfırdan doğan çocuk dışarıdan alıyor. Yani nispi dünya. Soğuktur, sıcaktır, karanlıktır, serttir, yeşildir, beyazdır. Emri nispi. Yani kıyas edilerek içeriye alınanlar. İçeri bu depolanıyor. Sen depolanınca bunlar emri itibarilerindir. Yani vücutları sende var ama kendileri yok artık. O 20 sene önceki buralar yok artık veya insanlar yok, konuşmalar yok ama sende duruyor. Sende duran depolara emri itibariler. Dışarıdan gelmeye devam ediyor. Gelenler içerideki depolarla birleşiyor. Ne yapıyor? Bu sefer malzemeler, bilgilerle birleşip tefekkürleşince taakkule çıkıyorsun. Tefekkür. Bu sefer... Tahakkülde tefekkür değil mi abi? Çıkıyorsun, yani öyle demişiz o zaman. Evet, buraya çıkıyor zaten, buradasın ya. Tahakkülde tefekkür oluyor. Burada zaten, bunda tefekkürü yok zaten. Tamam. Buraya emrin ismi, emri itibari var. Bunlar buraya çıktık. Bilgi var mı? Ondan sonra tefekkür. Tefekkür bunun içindeki bir sistem. Buraya çıktık, hepsi çıkar. Buradakiler hepsi çıkıyor. Tahakkülde bir taraf ya, kafir de çıkar, Müslüman da çıkar. Çıktık buraya. Eğer vahiy gelirse onları tefekküre sebebiyet veriyor, ulvileştiriyor. Ondan sonra yön ayrılıyor.
vahiy elini tutmamışsa felsefeyle, ondan sonra onun da mutlaka sebebi var. İnkara Allah bütün yolu kapatmamış. İnkarın yolu da vardır. Yani her sen kafaya taktığın şey gözükmüyor, duymuyorum. E ne bileyim, istediğim gibi olmuyor. Hepsi küfre sebeptir. Bak, %100 kapatmamış. O yol kapalı değil. Dolayısıyla felsefe tutmuş, burada bu malzemelerle beslenmiş, düşünmüş adam, iman yok burada. Küfrü tasdik etmiş. Burada üçüncü yolmuş bu yol. 142 sözlerde kabre giriş üç yol var. Bir, iman edip iman ettiği gibi yaşayan. Birinci yol, şu yöntem. İkinci yol, itikat ediyor ama itikat ettiği gibi yaşamıyor. Hayır, tasavvurda kalmış. Orada kalmış. Abi bu arada özür dilerim. Bu arada bir soru sormak istiyorum. Tam bu arada. Heh. Çok özür diliyorum. Şimdi X kişiye anlatımda bulunuyoruz. Namaz kılmasıyla alakalı veyahut da işte İslamiyet'le alakalı. Şimdi bunu İslamiyet'i tam anlamıyla yaşamayı beceremeyen ben anlattığım zaman karşıdaki tesiri farklı. Mesela bütün gerçekleştirip İslamiyet'i dört dörtlük yaşayan misal atıyorum siz anlattığınız zaman karşıdaki insan üzerindeki tesiri çok daha farklı. Onu buradaki hitabı algılayan bölüm mü farklı oluyor? Yani ben mesela şu sağ taraftan, sağ bölümden, nübüvvetin tuttuğu koldan anlatamıyorum da o yüzden bir tesir olmuyor. Siz oradan mı anlatıyorsunuz da tesir oluyor? Bu. Bir şeyin tesir etmesi için 5 tane şart lazım diyor. 425. sözde, kaçıncı sayfadaydı? 416 mıydı? Yani 1. Kur'an beyan etmesi lazım. 5 şarttan bir tanesi konuşana ait. Dördü karşıya ait. O kadar suçlama kendini. Tamam mı? Bir tane, ona tezkiye-i nefs diyor. İkinci, tezkiye-i nefs karşıda olacak. Ondan sonra şey olacak, onu bulursanız 5 tane. Tezkiye-i nefs, ruhun tekamülü, kalbin... Sözler 406 abi. 406 mıydı? Hem Kur'an diyor, gösterdiği o hakaiki ilahi ve o hakaiki kevniyi beyandan sonra... Ha, Kur'an, hakaiki ilahi, kevni... Konuşan bak bir. Bu, matap, yani hidayet alacak kişi değil. Kur'an, konuşan bir. Kur'an bunu beyan edecek. Etti. Safai kalp ve tezkiye-i nefis. Safai kalp olacak. Tezkiye-i nefis olacak. Sonra ruhun terakkiyatından ve aklın tekemmülünden sonra. Ruhun terakki, ruhun... aklın tekemmülü. Tekemmülünden sonra. Sonra. Beşerin ukulü sadakta deyip o hakikati kabul eder. Abi o zaman dağıtmadan hemen şunu da sorayım. İnşallah dağıtmıyorumdur. Üstad o zaman ben dahi söylesem mihen yavurun derken bizi de bir taraftan alıştırmaya mı itiyor? Devamlı alıştırmaya. Mesela Said diyor yoktur diyor. Hakikaten yok. Çok tuhaftır. Bundan acayip cesaret şey yapıyoruz. Ben dediğim diye kabul etmeyiniz. Şimdi ben diyorum ki ben mutlaka bana uyacaksınız mesela. Bu laf mı? Yani okuyoruz derslerde. Ne yapacağız? Mihenk biz şeriatı varamıyoruz. Risale-i Nur'u geçiyor. Mesela baki hakikaten Fahri Şahsı'nın üzerine bina edilmez. Kastamonu 55'te de diyor ki, şimdi mağlubiyetinizin sebebi cemiyetçilik ve komitecilikle zehirlenmiş bir ruhu habise karşı fert çıkarttınız diyor. Kim olursa olsun. Fert çıkarttınız. Adam her an vücuttaki sen doktorsun, vücuttaki elementlerin, vücuttaki hormonlar yapının değişmesiyle insan hissiyatı değişiyor, duyguları değişiyor, fikriyatı değişiyor. Ya peygamber aldırmış ya. Adem aleyhisselam aldırmış kardeşim. İlerisi var mı? Yunus aleyhisselam aldırmış. Niye balığa attı, niye tokat vurulmuş? Ha. Böyle bir şey. Nedir? Amostat demiş. Allah demiş ya kul ya kafirun. Allah'ın sözü değil mi? İnne dine inde Allah'ı İslam suresi, ayeti, bir ayet sureyi neshetmiştir, hükmünü kaldırmıştır. Allah'ın gene ayeti, Allah'ın ayetini kaldırmış. Hatta, ben size onu anlatmıyorum. Ayetin hükmünü kaldırabiliyor, nasip ve mensuh diye. Bak Ehl-i Sünnet ve Cemaat'ın nasip ve mensuh. Bak, 63 tane ayet. Bunları tek tek okumuşum kardeşler. Bak, tek tek çizilmişi görüyorsunuz, kuşun kalemi.
63 tane ayet Kur'an'da mevcut. Hükmelesin. Mesela bir tane misal verin. Şey bir tane verdim ki. Ha nesi? Üçüncü ayet birinci. Peki niye duruyor? İslam'ın ilk dönemi böyle uçak kalkarken nasıl bir ayetler peyderpey geliyor alıştıra alıştıra? Mesela adama bir anda orada su yok, hep içki. Hatta içki aramiyeti gelince sahabeler küplerini boşaltınca diyor, sokakta sel olmuş diyorlar. Mesela sahabe kadınlarımız açıktı. Tesettür ayeti gelince hurma koymuşlardı bize, hurmalıklarda. Ayeti gelince eve gelip de örtünüz demediler diyor. Ayeti geldiğince hurmalı haber gelmiş, o bezi hemen boşaltıyorlar, hurmayı yere boşaltıyorlar ve örtünüyorlar. Ondan önce kapalı, çağırcık. Nedir o? Başka bir kişinin hükmünü getirmiyorsun. Allah'ın bir suresini, Allah'ın bir ayetine, Ustad Hazretleri'nin bir sözü, Ustad'ın gene bir sözüyle neshediliyor, hükmü kalkıyor. Çünkü neshetmiştir, baki hakikatler fani şahıslar üzerine bina edilmez. Edilirse hakikatlara zulümdür. Kastamonu 55'te mağlup olmanızın sebebi cemiyetçilik ve komitecilik ruhu habisle beslenmiş bir şahsi manevi ruhu diyor. Habis bir ruha karşı siz fer çıkarttınız diyor. Ferdin eline verdiniz, onun için mağlup ettinizdir diyor. Mihenge vurmadan almayınız. Bak gene ferdi kaldırıyor. Fer terdi diyor, ya bir bildiği var. Mihenge vur diyor, bir bildiği var deme diyor. Bunu sen söylediğin için söylüyorum. Evet, bize hürriyet-i şer'i alıştırıyor. Ustad dahi olsa, Hazreti Ömer dahi olsa kılıcını çekeriz. Kılıcımız da düzeltiriz ya Ömer. Kılıcımız da düzeltecek sahabe, dört halifesine kılıcı gösteren, sen ben kimiz ki? Sahabe miyiz? Kim teyit etmiş %100 her şeyimiz, her konuşmamızın, her yaptığımızın doğru olduğunu? Kim belirleyecek? Hani tarikata şey diyordunuz, tarikatçılık yok, bizde hakikatçılık var. Şeyh ne derse olur, itiraz yok. Niye? Bir bildiği var. Ona itiraz ediyordum, niye bir bildiği var diyorsun? Bir bildiği yoktur. Külliyata zıt olan zıttır. Bitti. Mesela peygamber de yoksa Allah'ın kanununa zıt mı? Zıtsa zıttır kardeş. Öyle şey yoktur. Biz ya mutezileyiz ya cebriyiz. Dayatıyorsak, bak, dayatıyorsak bir bildiği vardır, her şey doğrudur demek, sen hizmette cebriyesin. Yok, hiç hürmet, hak, hukuk şey yapmıyorsun. Değeri yok mu? Var. Sefk idare eder. Dershanenin şey yapmasında ve bir şahsi manevinin oluşmasına fert mutlaka lazım. Peygambersiz din olmaz. Vakıfsız dershane olmaz. Risalesiz bir hizmetimiz olmaz. Bizim şeklimiz. Fertsiz, insansız olmaz. Ha, bu mutezile. Mutezile nedir? Mutlaka esbabı kale almaz. Şey pardon. Esbabı kale alır. Mutlaka. Esbaba şey yapacaksın. Mutlaka hakim yapar mutezile. Cebri der ki mutlaka Allah hakimdir. Esbabın hiçbir tesiri yoktur. Yani Allah hakimdir, abi hakimdir, şeyh hakimdir demek ki hizmette sen cebrecisin. Yok, abim abi yoktur, şey yoktur, şahıs yoktur. Hiçbir hak vermemek de mutezilesin. Ehl-i sünnet nedir? Mazide cebri olacaksın, istikbalde mutezil olacaksın. Yani, ustad demiş, bunu nedir? Makamı şudur, zaten söylüyor, yakınında olanlara, tarz hareketimi bilenler, bu dosturumu 232 emirdanına vasiyet ediyor. Ha, sevk-i idar şeylerde ama ahkam getirmede veya dosturların inşasında, akılların inşası, kalplerin ihyasında yöntemde Risale-i Nur'un hakimdir. Küllat hakimdir. Başka? Mümkün değil. Ha, yanlışsa şunu demeyeceksin. Tarikatçılar dediği gibi. Ya şeyhimin bir bildiği vardır. Şeriata zıttır. Adam da öyle dememiş mi? Hatırlar mısınız bir şey hatırlayın? Tesettür felidir demiş. Teferruattır demiş. Furuattır demiş. Etba ne dedi? Bir bildiği vardır dedi. Şey gibi en yakın örnek şeydi. Bunu işte. Tesettür neymiş? Furuattır. Teferruat yani. İç hizmet için şey yapabilirsiniz. Zina açık başını açabiliriz. Peki etba ne dedi? Uydu mu? Bir bildiği vardır demedi mi? Kızdınız mı? Kızdı tabii. Peki şeyh ne diyorsa mutlaka doğrudur. Kız mı? E sen de aynısını yapıyorsun.
He? Onlar yanlış da. Seninkisi niye doğru? Adam diyor ki, fert hakimiyeti yok diyorsun. Abiciğim, kulağımda seslenildi ki, özür diliyorum. Evet. Ders kaynatmak için mi bu soruları sordun? İnşallah birileri istifade etmiştir. Ben kendi adıma çok istifade ettim. Beni yönlendiren de sizsiniz, suçta evet. Sizindir canım, Kemal Bey sizin. O yüzden ben bütün suçları üzerime alarak şu üçüncü soruyu da sormadan yapamıyorum. Çünkü bunun da muhakkak kafalarda oluştuğunu, bu sorunun düşünüyorum. Şimdi nasip mensuptan bahsettiniz Hasan abi. Kur'an'da cari olan bir kanun, Risale-i Nur'da da caridir kanunu ile gidiyor. Şimdi ben önce bir sual, sonra kendimce, kendi kafamda oluşturduğum bir cevap... Ama fazla uzaklaşmayalım. Tamam, uzaklaşmadan Hasan abi. Şimdi nasip mensup varsa, neden aynı... Kur'an'da neden var? Hayır, eğer biri meyvenin olgunlaşmış hali ise, ham hali veya çekirdeği neden hala var? Düşüncesi oluşabilir belki, diyorum. Ama hani diyorsunuz ya, uçak kalkacak, kalkışı bir şey, bir halet, uçuşmaya devam edişi bir halet, inişi de bir halet. Şimdi ben uçak olarak kendime bakarsam bu aletlerin her biri her daim bende mevcut. Yani o aletlerin her biri dönem dönem bana hitap edebiliyor. Tabii. Yani aynı şu şekilde olduğu gibi ben de iltizamın yani tabir doğru olursa vücut hali de var, adam hali de var. Yani benim haletime göre oradan alacaklarım var, bana hitap edecek. Evet. Mesela çekirdekten ağaç çıktı diye çekirdeğin içi boşalmamış. Yani ferdin makamı vardır. Vardır, fertsiz olmaz. Fert mesela bir misal veriyorum. Ben buna çalıştım arkadaşlar, 30 senedir böyle çalışıyorum. Ferdi tamamen kaldırsanız, hürmetsizlik eder. O zaman çekirdeğini o zaman yapın. Yani fertsiz hadi arada bir birlik sağlayın. Olur. Yani beraber konuşalım. Ama ben kalkıp da bunlar böyle ama ben böyle anlıyorum, bu böyledir, öyle diyor ama sari öyle ama bu budur dersen o yanlış. Onu kastediyor. Ahkam getiremem. Var olanları gösterme ile vazifelidir kişi. Yani kaynak değil diyorum. Yoksa onu ortadan kaldırmıyorsun. Ne dediyse hikmeti var. Yanlış ben bir şey söyledim. Hikmeti var deme bana. Siz bana hürmet ediyorsunuz tabii. Öyle hakaret etmeniz gerekmiyor. Ama benim vazifem o külliyatı ne yaptım? Sözleri 142. Kabre üç tarzı üç yola girilir. Birisi iman ettiği, iman ettiği gibi yaşıyor. Buyur. İkincisi itikad ediyor, itikad ettiği gibi yaşamıyor. Onun itikadı bu değil, bu. Yani taayyülü, tasavvuru itikad zannediyor. Çünkü onun itikadı hakikaten itikad olsaydı, elimi dönerdi. Bak ne diyor bu? Bu berzahtır, vahiysiz kendine has itikadı var. Ademi kabuldür, adamın menfi veya müsbet hususu dünyasıdır bu. Vesveseli ve şüpheli bir itikattır. Taklidi bir itikattır. Tamam şurası. Sözde ikinci yol. Ha bu mutlaka doğru mu böyle mi diyor? Yok biz böyle anladık. Ama sözde 142'de kabre işlem. Bir tanesi de var. Kafirdir. İnandığı gibi yaşıyor. O zaman imanın karşısında küfür. Burası iman ettiği, iman ettiği gibi yaşayan. Bu da itikat ettiği küfre. Küfre itikat ettiği gibi yaşıyor. Küfür imana zıt olduğu için karşı karşıya. Bu ise ikinci yol, ikisi besleniyor. Yani hatta hakikaten Osman sözlerde ortaya koymuş. Yani buradan besleniyor şu ağaçta şu ağaç. Kökü şu. Sözlerde de öyle geçiyor. Birinci yol iman ettiği gibi yaşıyor. Hemen dibine geliyor köküne. Sonra üçüncü yol. İman etmedi, küfür etti, küfür etmediği gibi yaşıyor. Ya birinci yolun tabi vicdan ayağı var ama orada göstermiyoruz şu an. Bu dima tarafı. Evet. İmanı daha taraf değil. Yani, bu şey tarafı. O tarafa gidiyor diyelim. Yani. Ha o tarafa. Yani bu böyle. Müsbet itikad sonra buradan vicdana iniyor. Yani. Şöyle vicdana imana iniyor. Yani dolayısıyla bugünkü şeyimiz şuydu. Üçüncü yol, birinci yol, ikinci yol. Hasan abi demin konuştuk da onu da soralım. Bu Fatiha'nın ahirindeki üç yol var ya. Heh. Acaba orada böyle oradan da şey olur mu? Uyar mı yani? Oo. Buraya. Çok ben iyi. Ben hata edemedik de biraz yansında konuştuk gelir. Ha. Ama çalışmam lazım. Ha, yani. Yani şu anda mesela kalkıp da şey yapalım. Çünkü budur. Benim şeyim o. Oturacağım masaya. Böyle kalkacağım, çalışacağım. O öyle tespit ettim değil mi? Öyle bırakmam. Bir uyku hali geçireceğim. Bir gün, iki gün. O oturdu mu?
tekrar değişik bir zihinle bakacağım. Ha, başka bir zihin. Zihinle. Hemen bir tabiri caizse gazla şeyle... Yok. Hani bildiğim şeyi söylüyorum. Çalışmışsa malzeme. Ondan sonra çalıştımsa sonra o yolları araştırıyorum. Külliyattan başka nerelerde nasıl geçiyor. Ondan sonra bu budur, bu da budur zannediyorum diye söylüyorum. Bu doğru mu? Bu şey, hayır. Bizim anladım. Külliyatta çizmemiş ki. Ben onu şekillendirmeye çalışıyorum. Tabirle tamamen onun içinde dolaşıyoruz. Ama eğer sabredemeyeceksen 3 gün sorunun cevabını almak için bana sor. Hemen cevap vereyim. Kim Fatih sen mi yapıyordun abisi? Bunu bir siler misin? Yani o şeyde... Evet. Yani vahiy, şunu da söyleyeyim. Vahiy, aklı inşa eder, kalbi ihya eder. Diyeceğimiz ne vardı? Bir otur orada, otur abi. İtikat, kök manası Arapçada akt kökünden geliyor. O nedir? O şeyler sarsılmaz, uzaklaşmış ve perdelenmiş şeyler. Bağlanan şey, yaz sarsılmış. Sarsılmış. Ya uzaklaşmış, bizden oraya berzahlar girmiş, ya perdelenmiş, ya da üçünü bütünü bunları ortadan kaldıran iman-ı tahkik. İman-ı tahkik de sarsılmaz, aslında uzaklaşmaz, şu üç tane şeyi, aslında perdelenmez. Sen bunları bir sil, ondan sonra bugünkü dersimize başlayalım. 33 dakika oldu. Ot kaç? 33. Yani bir çabuk yapalım diye. Yo, bu çok iyi oldu Hasan abi. Sırf şu bölümü kesip ayrı bir şekilde evet. Yayınlarsanız yani çok faydalı olur gibi geliyor bana. Sen şey, dur Fatih. Fatih. Hep yine söylüyorum. İhya tarafı olmayacak mı? Yani tahakkuk hep tahayyül ve tasavvurdan besleniyor ama bu üstten gelmiyor mu bir şey? Sürekli bir döngü değil midir yani? Devam. Hep oradan ama hep alttan üste doğru gidiyor sanki. Hayır, gibi duruyor. Şimdi sevgili abim, şöyle yapayım de. Vahiy nereye geliyor buraya? Tasdik. Takule. Tasdikli gelen ilgi. Akıl nerede? Akıl vahiye muhatap akıl değil mi? Tamam buraya geliyor. Akıl bunun için değil, şaşırdım da onun için. Yani nasıl şey, vahiy buraya geliyor. Vahiy diyeyim. Akla muhatap. Tamam. Şimdi buraya geldi abi. Diyor ki sihirdir diyor. Peygamberin sözüdür diyor. Kabul etmeyen de var. Değil mi? Vahiy. Vahiy hepsi onaylamamış ki. Ve insanlığın 5'te 4'ü onaylamamış. 5'te 1'i onaylamış. Buraya geldi. Burası bir taraf. Peki reddeden veya kabul eden nedir? Şu veri tabanını kullanıyor. Direkt akıl çıplak bir cihaz değil. Benzini yok. Şimdi buraya geldiği zaman burayı sarmalıyor Mehmet kardeş. Sarmalıyor. Şu bak şuradan geldi mi abim? Onu başka bir kalemle yapayım. Ki vahiy buradan geldiği zaman abi şuraya o burayı sarmalıyor. Sarmaladı. İstersen böyle çıkıyor. İstersen böyle çıkıyor. Tahil ve tasavvurdaki malzemelere göre. Devam. Peki vahiy bitti mi? An ve an tecelli ediyor şu anda. Kelam sıfatı olduğu için Allah kelamını, Kur'an'ını gönderdi. Vahiy bitti. Dolayısıyla kelam sıfatı aktif değil. Değil. Vahiy devamlı devam ediyor şu anda. Devamlı. An ve an vahiy devam ediyor. Yani döngü devam ediyor. Peki burada bitiyor mu? Osman söylemişti. Şarkı. Hani biz burada çizemeyiz böyle de. Buradan vicdaniyata iniyor. Vicdaniyata. Ondan sonra kalbe. Sonra ruha. İniyor. Sonra bu enedeki yapıyı eneye götürüyor. Peki bizim muhakemat 96'daki biraz işlediğimiz yapı var. Orada diyor ki gelir diyor ilk önce kalbe iner diyor. Sonra kalpte buharlaşır diyor. Bir kısmı akla gider, bir kısmı buraya gider diyor. Ha, bu nedir o? Aşkı. Aşk. Onlar ayete, kelama ve ayete dair değil mi onlar? Değil, öyle de. Aşkı kimyevi. Şimdi kalbe.
gözle bakıyor değil mi? Göz. Kainat ayetlerine bakıyor. He, ama gözden girmiyor mu? Öyle diyor okuduk ya. Peki göz dima ait değil mi? Duygu değil mi? He, dima ait. Tahayyülle giriyor gözle. He, göze giriyor. Ve dimada çeşitli şeyler mesela deli de bakıyor. Sen de bakıyorsun. Senin ilgini çeken var. Aynı şeye bakıyorsun, bizim ilgimizi çekmiyor. Tamam, aynı şeye bakıyorum, ilgimi çekmiyor. Bunu ne yapıyor? Direkt gelen, hani kalbe diyor ya, bazı bir şeyleri anlatırken boğar yani manayı. Ne? Ya dimağa geliyor da şuradan şuraya geçti, sonra kalbe iner de. Ya ne anlatıyor? Bunu anlatmıyor ki. Diyor ki, aşkı şey, ne diyorlar? Mahbubi. Aşk hakkı ki, aşk-ı mecazi. Gözden girer. Gözden kalbe iner diyor. Çok iyi biliyoruz. Karadayı sildi. Konuşmuyor çünkü. Uzun olur. Mesela her konuştuğumuz şu sayfada şu sayfada olsa olmaz. Zaten belli. Ha, gözden girdi. Baktı gözden girdi. Çok iyi biliyoruz ki bu dimak şeyi sistemi çalı aktif oldu. Ama gözden giren tahayyül değil midir direkt olarak? Yani yukarılara da uğramadan, daha tasavvura, tahakküle girmeden direkt tahayyülden kalbin tabii bir hadimi olan kuvve-i hafıza. Ama bu vahiy buraya gelmiyor ki. Vahiy dedik buraya. Vahiy tahakküle intikal ediyor. O senin söylediğin vahiy değil o. Vahiy göze girmiyor ki. Tahayyüle vahiy gelmez. Orada biraz kelamın... Ama kaynak da kelamdır. Şey ya, mevcudat ya, realite mesela. Şeyi misal veriyor, bir kadını misal veriyor. Onun aşkı diyor, nar-ı mukaddesi diyor, gözümden girdi diyor, kalbimi yakmaya başladı diyor. Ondan sonra onu, bir kadını güzel bir hasnayı söylüyor. Bir de mevcudat, hayat-ı tekviniyeler gözden giriyor. Ama kendisi vahiy değil yani. Vahiy direkt akla hitap ediyor. O konu başka. Yani bu hayat-ı tekviniye, kainattaki ayetlere gözden giriyor. Gözden giriyor. Gözden girince tasavvurumuz orada şey yapıyor. Sonra işte katılaşıyor, biskinizi katılaşmıyor, vesaire tahakküle geliyor, şu oluyor, bu oluyor. Sonra izana geliyor. İzan da dimağdan kalbe açılan yol. Oradan kalbe iniyor. Ama bu süreci anlatmadan, sistemi anlatıyor. Niçin? Onlar da anlatsa yok şu oldu, bu oldu. Her mevzuda aradaki fasılaları anlatsa, o zaman mevzu ortadan kalkar. Ha? Şimdi silebilirsin. Sileyim biraz. Hepsini sil abi. Şimdi sırayla 214'de açıyorsunuz. Orada bir yer var. Ondan sonra şey geçeceğiz. 230'a. 214. sayfaya açıyorsunuz. O silerken ben başlıyorum konuşmaya. Söz şualar 345. Bir adamın kemal imanı kazandığına. Gördünüz mü abi, orada mısınız? Kaç dediniz abi sayfa, özür dilerim. 214. Bir adamın diyor kemal imanı kazandığına, avam-ı nasın akıllarının tavrı haricindeki bir, yüksek hallerinin mecnunluk, divanelik saymaları onun kemal imanına ve tam itikadına delalet eder. Ben şimdi bu izahına girmeden şu. Şimdi bir adam kemal imanı kazandı. Buna adam başkaları mecnun ve divane diyor. Divane diyor. Niçin? Çünkü onun için her şeyi feda ettiği bir şeye kemal imanı kazandığı kişinin hiç ilgisini bile çekmiyor. O itikat ettiği bir şeyi, mesela parayı ve kadını putlaştırdı. Onun nazarında öyle bir şey yok. Çünkü adam diyor ki, pergeller ki avam, onun için avamdır. Pergeli kendisine koymuş. Kendi ölçüsüyle bakıyor. Benim için çok mukaddes olan bir kadın veya para. Adama bak ya, itmiş eliyle teslim. O zaman ya o delidir, ya ben deliyim. Çünkü bu reddedilecek bir şey değil. Reddetti. Yani esas yapmadı hayatta. Reddetti ya, hayatında yok değil. Putlaştırmadı. Bu sayede insanın cibiliyet itibariyle avam olduğu için o delidir demek zorunda. Ben deliyim demez. Ha, o zaman buradan şunu çıkartıyorum. Bunun için anlattım. Bir insanın
dostluğunu ve düşmanlığının belli bakarsanız o insanın ne olduğunu bilirsiniz. Yani kaliteli insanın kaliteli düşmanı olur. Kaliteli insanın kaliteli düşmanı olur. Yani bakın yüksek hallerini avam yani kendi yetişemiyor bunlara. Ne diyecek? Mecnun diyecek. Divane diyecek. Peki onun kemal imanına delildir. Kim diyecek bunu? Ondan sonra onu kim diyecek? Hakikat öyle. Ha, şimdi buradan bu cümleyi daha kendisinin izahına gitmeden şunu da anlatmak istiyorum. Bir insanın dostunu, düşmanını bakarak onun avam mıdır veya kemal iman sahibi midir anlarsınız. Mesela basit şeylerin düşmanlığını yapıyor. Mesela bir misal vereyim. Adam basit bir topraktır, araba kavgasından, şundan bundan, senelerce kan davasından adam bu kini götürüyor. Yani adam da kendisine yapılan bu kadar şeylere rağmen ama adam koymuş hedefe küfrü. Yani şahıslarla meşgul değil. Mesela İmam-ı Şafii'nin bir sözü var. Onu okuyayım da. İmam-ı Şafii'nin, onu tabii şahsi ve umumi hukuk diye ayırdım bak. 123'te koydum. Bununla alakalı. Olduğu için söyleyeyim. Mesela İmam-ı Şafii böyle bir insan. Yani böyle demek eskiden beri böyle varmış. Bu tipler varmış. İmam-ı Şafii eğitim yapıyor. Talebeleri var. İçine bir tanesi öyle bir tuhaf, mızır bir şey yani demek ki. Kusura bakmasın, affetsin ama İmam-ı Şafii bu. Demek ki bizim baktığımız gibi bakmıyor. Yani kafasına yatmıyor, yatmayabilirsin. İtiraz ediyor, güzelce cevap veriyor. Cevap verdikten sonra tarih süreci bildiğim için ikna etti ama bir kere diyebilmiş, gurur yapıyor. Ders halkasını terk edip çekip gidiyor. Gelmiyor derse. İmam-ı Şafii ertesi gün gidiyor kapısına vuruyor. Vay be. İmam sana vuruyor yani bu adamın. Evet. Büyük olduğu için. Resulullah Ebu Cehil'e gitti. Çünkü diyor, şu anda da anlatıyor, bunlar mallarının kıymetini biliyorlar. Resulullah Ebu Cehil'e gitti. Onun biraz mantığına yatıyor yani. Biraz mantığına yatıyor evet. Abi. İmam Şafii gitmesi. Gitti. Ta hem de talebesini. Senelerce yetiştirdi. Yani. Artistik yapar. Evet. Artistik yapan, Lazcasıyla. Ondan sonra İmam-ı Şafii ne diyor biliyor musun? Bunu genel yaptılar da şu yüzün yani genel bir kaydıymış gibi şu an servis ediyorlar WhatsApp gruplarında. Onu izah ettim. Bu husus hukuktur. Umum hukuk bu değildir. Umum hukuk olamaz bu. O yapılmaması lazım diye. Bak onu ben ayet ettim. Şimdi diyor ki tahsiye ettiniz o mevzuyu. Tahsiye ettim. Mesela İmam-ı Şafii gitti, yani yapılması lazım. Hayır. Üstad da Yusuf abi üç kere hani derse gelmeyi bırakınca gitti diye biliyor. Evet, gittiğini bilmiyorum. Adam göndermiş. Zübeyir abiyi göndermiş. Mesela Üstad kaçta vefat etti? Ben size bir mantık söyleyeyim. 60. 1960. Külliyata bakın. Hafta ve ay geçmez Yusuf abiyle mektuplaşması var Üstad'ın. Hadi sene olsun. 1956'dan sonra Hüsrev abi ile ustad arasında bir mektuplaşma yok. Tam 4 sene. Yani mantığı söylüyorum. Her ay bir mektuplaşması var. Külliyat var. Yeni yazdığı ilaç külliyat basıldıktan sonra. Evet. Yeni 1956'da Risale-i Nur yeni yazı ile yazılıyor. Yazılıyor. Ustad ruhsat veriyor. Hüsrev abi buna itiraz ediyor. Ve ustad da yolunu ayırıyor. Sen nasıl fetva verirsin diye. Ben mantığını söylüyorum. Ustadla ay geçmez ki mektuplaşması olmasın. Sonra 4 sene ustadla mektubu yok. Varsa bir tanesi göstersin bana. 1957'de, 1959'da, 1960'ın başında Hüsrev abinin bir mektubu var ustada. Göstersin. Yok. Hüsrev abi gibi bir zat, mükemmel bir insan, kamil bir insan, 4 sene ustattan kopuk yaşıyor. Yok mektup çünkü. Duram. Ve niçin şey yaptın diye,
Peki külliyatta Hüsrev'in aleyhinde bulunmak, doğrudan dolayı Risale'nin aleyhinde bulunmak, el-Cemal ustad olduğu için kimleri idare etmiş bu hizmette? Biz birbirimizi idare edemiyoruz. Bir eşini idare edemiyorsun, çocuklarının annesini. Ama bak ustad hiçbirisinin dairenin dışına atmamış. Anladınız mı? Ustad kimleri idare etmiş? 4 sene, lan Hüsrev'le alakalı olan yerleri silin dememiş. Ustad idare etmiş. Atmamış. Atmamış. Mesela hain dememiş. Hemen birisi dairemiz için bir kabahat yapar. Kabahat veya doğru veya yanlış. Kabahat yapalım. Zina yaptı değil. Adam öldürdü değil. Kumar oynadı, içki içti. Kafir olur mu usul bakımından? Daire-i nurun dışına atılır mı? Yok. Birisi bir hata yaptı. Hemen biz hain diyoruz. Niçin peki? Kastamonu'dan ve daire-i dışına atmayın. Sen kimsin ki atıyorsun? Demek ki bu basitliğimizi gösteriyor. Lan sen dairenin dışındasın. Sen kimsin ki? Dairenin sahibi misin ki sen dairenin dışına atıyorsun? Hristiyanlık mı zannettin bu davayı? Hristiyan, bir insanın Hristiyan olabilmesi için öyle kafadan yapamaz. Dom kilisesine, yani o şehrin merkez kilisesine başvuracak. Bilin ya Hristiyan nasıl olur bir insan. Bu dom kilisesine başvuracak. Dom kilisesi ona güvenecek. Ondan sonra papazlar toplanacak. Bunun onaylayacaklar Hristiyandır diye alacaklar. Ha, senin Hristiyanlığını almaya yetkili olan seni afaruz etmeye de yetkilidir. Onun için dinden dağıtabilir bu. Bizde ise şahıs almadığı için şahıs da atamaz. Senin girme sebebin la ilahe illallah Muhammed Resulullah. Yani bir başkası değil. Şimdi daire-i nura sebep olabilirsin ama Allah almış. Hemen bir hata yaptı, zina yaptı, içki içti, kumar oynadı, bilmem ne yaptı. Birisiyle kavga etti. Fikir çatışması yaptı, yumruk yaptı. O menfi hareket yaptı, siyasete gitti, gazeteyi iş yaptı. Gazete bile okusa, gazete bile soksa yani sadakatası daire-i nurun dışına atamazsın. Ha ama nazik ve hassas şeyleri almayın diyor Kastamonu'da. Öyle diyor. Ya ölçü acayip bir şey ya. Bak şimdi İmam-ı Şafii'nin sözü dolaşıyor. Bak o hususi hukuktur. İmam-ı Şafii'ye fikren muhalefet ediyor. İkna ediyor. İkna edilmezse şey yapmaz. Gurur ediyor, çekip gidiyor halkada. Ya İmam Ebu Yusuf da ediyor. İmam Azam'a muhalefet ama orada ikna oluyorsa sen bitiyor. Ama bu talebe, İmam Ebu Yusuf eve gidiyor ve İmam-ı Şafii gidip kafasına vuruyor. Ona 6 tane şey söylüyor. Ve hususi hukuk. Diyor ki, ey filancı, bizi birleştiren binlerce meselenin varlığından haberin olsun. Yani böyle geçmiyor da ben bize şey yapayım. Bak bizi bir, mesela hemen birbirimize atıyoruz. Birbirimize hemen şey yapıyoruz. Sorgu, bizi birleştiren binlerce meselemizin varlığı var. Farkında mısın diyor. Hemen pat diye kesiyorsun. 2. Ya filani, yaptığın ve üzerinden geçtiğin köprüleri yıkma, bir gün dönmek için sana lazım olur. Demiş. 3. Ya filani, hatadan nefret et ama hataya düşende nefret etme. 4. Ya filani, hatadan nefret ama hataya düşenlere nefret etme okudum. B4, sözü eleştir ama sözü söyleyene saygı göster. 5, görevimiz hastalığı tedavi etmektir, hastayı yok etmek değildir. Yani bu nedir? Hususu hukuk nereden çıkartıyorsun? Çünkü Allah kulya vel kafirun, Ebu Leheb'e beddua ediyor. Tamam mı? Tebette, mesela Velid bin Muhire'ye, kusuru var Velid bin Muhire ama Kur'an onu komple ortadan kaldırıyor. Umumi hukuk olursa kaldırıyorsun. İlişkiyi kesiyorsun. Şahsi hukuksa tedbirini alıyorsun. O kadar. Birbirimizi papaz olmamamız lazım birbirimize. Hanımına uygulayın. Ben çok seviyorum uygulamalı ders. Evde cebri olmayacaksın, mutezili olmayacaksın. Ehli sünnet olacaksın. Sakın artık o cebriye, mutezileyi kitaplara bırakmayın. Bu hayatın kendisidir. Hayatta olmayan bir itikat ve amel, bilgi ben kabul etmiyorum. İslam'da da böyle bir şey yoktur. Çünkü kitap yüklü merkebe benzetir.
hayatta olmayan bana bir bilgiyi söyleyin. O bilgi değildir. Enkazdır. Cebriye hayatın ta kendisidir. Mutezile hayatın ta kendisidir. Ehli sünnet hayatın ta kendisidir. Evde ne cebri olacağız? İtikada bakıp fok balığı gibi ne yaparsa hep Allah idare ediyor. Hiç şimdi çocukmuş. Hiç Allah'ın elinde. Allah'ın mülkü. Nerede oynuyor? Nereye? Ne seyrediyor? İnternete giriyor mu? Allah'ın mülkü. Ya. Allah hakim. İtikatta bakıyor. Eylemde hiç yok. Hiç tedbir almıyor. Tasası yok. Allah diyor. Bu cebriyesi evde. Mutezile. Ondan sonra öyle oturmalı. Ne yaptın lan? Bilal burnunu sildin. Pantolonu koydun. Her şeyi karışıyorsun. Mutezilesin sen. Ehli sünnet. Ya mazisi cebri olacak. Tamam mı? Yani esbaba riayet edeceğiz. Ondan sonra yapabildiğimizi esbab aleminde Allah'ın bize tavsiye ettiği çocuk çocuğuna ne yapmak gerekiyor? Nasıl davranıyor? Eve ne alet alman lazım? Çocuğu mesela nasıl davranmak gerekiyor? Eşe nasıl davranıyor? Allah Resulü sünneti. Davranacağız. Bu mutezilesi bu şekilde. Yani gerektiği gibi yapmak mutezilidir. Netice ise cebri olacaksın. Tevekkül edeceksin artık. Mukaddimesinde mutezile olacağız. Neticesinde cebri olacağız. Yani tarlayı ekeceğiz, artık ektikten sonra mahsule tevekkül edeceğiz. Oturacaksın cebine buğday, ya Allah tarlamı büyütülsün diye, burada demek Allah'a iftiradır. Adet ilahisine iftiradır. Evde bakın cebriyi gördünüz mü? Hayatın kendisi ya. Yani itikatla esbaba baktığın zaman cebri olacaksın. Yani esbaba hiç riayet etmemek evde cebriyecisin. Esbabı hakim kılmak mutlaka esbapla olmayacaksa alimlerin çocukları var. Peygamberin çocuğu var. Kenan mesela. Kafir. Ki biliyorsunuz da Kenan. Harut ve Harut diyorum. Adem Aleyhisselam'ın şeyi. Habil Kabil meselesi. Nuh Aleyhisselam'ın Kenan çocuğu. İman etmemiş. Lut Aleyhisselam'ın karısı mesela. Yani Lut Aleyhisselam karısına kötü mü davrandı? Ama olmamış. Bir peygamber de var, karısı isyan etmiş. Lut ve Şit miydi? Bir peygamberin karısı ya. Çocukları. Ha ne yapacağız? Ha itikatta sarılmayacağız. Sebebe de sarılmayacağız. Mukaddemede sebeplere riayet edeceğiz. Neticeye tevekkül edeceğiz. Ehl-i sünnet. Sebeplere riayet etmek, mutezileyiz. Neticeye kanaat etmek, tevekkül etmek, teslim olmak. Tamam mı? Kader demek. Bu da cebriyedir. İkisini cem ettiğimiz için ehli sünnetiz. Tamam mı? Yani hayatta olmayan bir itikad bilgi ben kabul etmiyorum. Edemiyorum. Mizacım yok. Uyguluyorum. Niye bu hani o derste mutlak vekilliğe falan şuna buna girdin? Hayata indirgiyorum kardeş. Vahiy. Hayatın kendisi. Ha bütün kaldırmak. Hayır. Fertsiz yoktur. Ama ferde olmayacak sıfatları yükleme. Onu diyor. Olmayacak sıfatları yükleme. Olmaz. Zulümdür o adama. O insana zulümdür. Ben en çok acıyanlardanım. Onun derdini ancak ben bilirim. Damdan düşen ancak damdan düşen bilir. Bir insana cemaatin komple şeyini vermek, o adamın psikolojisini düşün. Şöyle dönsem siyasi ve cemiyettekilere ters düşeceğim. Öyle düşsem cemaate ters düşeceğim. Allah yardım etsin. Allah başta olanlara yardım etsin. Allah merhamet etsin. Allah onları sıkıntısından kurtarsın. Allah işlerini kolaylaştırsın. Allah onlara âli bir ruh versin ki vazifelerini bir hakkın yapsınlar. Bizim itirazımız yoktur. Edepsizlik olur. Bazıları mesela der ki ya abiler ne alakası var şeyhlere şey diyorsun. Hayır. Yani onlar da insandır, hata yapınca şey demeyin diyorum yani, bir bildiği var deme, bu yanlış. Ama ne yapsın adam? Yapan insandır da. Peygamber hata yapıyor da. Fert nasıl ya? Peygamber hata yaptı. Bunun adı zelledir ya. Ve dua ediyoruz, dua et. Ben çok seviyorum, onların sıkıntısını kemiğime kadar hissediyorum. Ve böyle söyleyerek onları kurtarmaya çalışıyorum. Yük vermeyin öyle. Günahtır, yapmayın. Tembelliğinizi, kitap okumamayı, bedava cennete gitmeyi, bedavadan iştiraka mağlur edenseniz, adamlara sadakatinizi, şahsı yüceltmeyle gösterme.
Hayatında göster. Hayatında sadakat olsun. Sadakat bir şahsı yüceltmek değildir. Hasan abi, Hasan abi. Sadakat mıdır? Sahtekarın birisisin. Niye? Tembelsin. Niye? Hasan abi, Hasan abi yapan hakikata sen de çalış. Öyle bedava yoktur. Yani. Geçmiş ümmetlerin çektiği kadar çekmedikçe cennetin geçeceğini zannediyorsunuz diye. Neyse 214. Yani biz dua ediyoruz, dua etmeye de söz vermişiz. Ve acıyorum. Allah şahit olsun. Bende şeyim yok. Allah şahit olsun. Acıyorum. Çünkü çok korkunç yük bindirilmiş üzerlerine. Rabbim yardımcılar olsun. Çünkü bizim veli nimetlerimizdir. İyi ki varlar. Allah eksikliğini vermesin. Ama kaynak değiller ya. Onun için kaynak yaparsan hem o zor durumda hem de sen yanlış durumda kalırsın. Yapma. Külliyatı oku. Onların işini kolaylaştır. Efendim bir de okuyorum, bu insanın dostunun düşmanına bakarak kişiyi en güzel belirleyen ölçülerden birisidir. Kaliteli adamın kaliteli düşmanı ve kaliteli dostu olur. Kişi değil, kemal imanı diyor bir kere. Evet, yani. Evet kemal imanı. Mesela adam neyin kavgasını yapıyor? Gafur. Mesela neyin kavgasını yapıyor? Bir misal. Şimdi eskide vardı su basar, ırmak suyunu. Üç gün önce sen suyu geçirdin. Bizde su akıyor, ırmak. Bu şey ya, vadi ya, bu yamaç senin, bu yamaç senin, su akıyor. Üç gün sen su basıyorsun şeyine, sıra senin, üç gün senin. Sen değirmene mısırını koydun, ölçeceksin, dündü. Bu, veya üç gün, senin sıran değildi, benim sıra, bunun kavgasını yapıyor. Sen bizim aşiretin adamını öldürüyor, ben de seninkini öldürüyorum. Ama hiç tanıyor musun? Tanımıyorum. 50 sene önce olmuş. Onu devam etti mi? Bunlar kadar basit. Kavgaya bakın. Kavgasına bakın, düşmanlığına bakın, adamı tespit edin. Düşmanına bakın, dostuna bakın. Düşman kan davası, yok suyu sen geçirdin, yok değirmen sırası senindi, yok araba makaslama bana girdin, yok sağıma baktın, laf ettin, yüz çevir git ya, çünkü senin kavgan büyük ya. Gücünü harcama, senin kavgan çok büyük yere. Büyük bir kavga. Çünkü usta diyor ki iki tane güçlü insan kavga ettiği zaman bir tane çocuk ikisini de döver. Kavgan çok büyük ya. Böyle harcama. Küfür etti. Duyma. Ya küfür etti. Duyma. Geç git. Kavgan büyük. Hedefinden gözünü ayırma. Kulağın orada olsun. Gözün de orada olsun. Biz de duyuyoruz. Bize de küfür ediyorlar. Takdir ediyorlar. Küfür ediyorlar. Ne kadar? Beşte dördü küfür edecek bana. Beşte biri takdir edecek. O abi küfür ediyorlar. Resulullah'a da küfür ettiler. Allah'a da küfür ediyorlar. Ya Musa Aleyhisselam, ya Rabbi geçmiş kavimler gibi bela inmesini istemiş kendi kavmine. Ya Rabbi senin kulların, benim kavmin bana küfür ediyor dedi. Allah cevabı nedir? Diyor ki, ya Musa onlar bana da küfür ediyor. Hiç ses yapamıyor. Yapmıyor ya. Tamam. Kavgası büyük olan küçük kavgalarda karışmaz. Küçük kavgalarda olmaz. Kavgamız büyüktür. Davamız büyük. Biz gözümüz hedeften ayırmayacağız. Böyle basit bir ev sorunu, para sorunu, ekonomi sorunu. Yok araba şöyle yaptı, yok bana yan baktın, değirmende siram, su sen geçirdin, ben geçirecektim. Bizim aşiretin şeyiydi. Mesela babama yaptım, onu misal vereyim. Oğlum dedi, bayramda dedi, kendi amcasının çocuğu. Niye lan onun elini öptün dedi bayramıştığına? Ha? Söyle bakalım. Bağırıyor bayramın ilk günü. Ondan sonra sen hiç duymadın mı babanın dostu, dost, düşmanı düşmandır. Bu da dinimizdendir falan diye. Attı, biraz yüksekten şey yaptı. Allah rahmet etsin. Baktım şu ateşin cevap versen odunun atmış olacak ateşe. Daha bir ses. Ulan cevap versene. Sen onunla nasıl bayramlaştın lan biz onunla konuşmazken. Sen niye konuşuyorsun? Sonra gitti, neyse kahvaltı yapıldı, bağırdı, çağırdı. Bir de cevap vermiyor, daha kuduruyor. Sonra yumuşadı, kahvaltı yaptık. Baba nasılsın? Ne var daha? Çünkü, aynen. Baba iyi misin? Bir çay içelim mi bak onda? Ya, sen öyle bir şey içme. Baba, tamam. Baba bir şey sorabilir miyim çay içerken? Unuttum. Ondan buradan armutan açıldı. Baba dedim, sen vicdanlı ve insaflı insansın. Hakkı teslim edersin. Sen hak yemesin. Biraz yağladı ki gıcırdamasın.
Böyle de bir şey var ama enaneti. Bir şey anlatmak için anlatıyorum size de. Tarihi bir şey değil, malzeme olsun. Baba dedim, o amcanın çocuğuyla kavganızın sebebi din miydi dedim, nefis miydi? Yani egonuz muydu? Gururunuz muydu? Allah için miydi? Oğlum bizim neyi Allah için olacak dedi ya. Tabii gururuz. Baba ben hocayım. Bana yakışır mı? İki nefis çatışınca hoca nefisi takdir eder mi? Senin nefsini niye takdir edeyim? Senin nefsin babam değil ki dedim. Senin nefsin babam değil. Sen baba başka bir şeysin. O babalığına kurban olurum. Ama senin gurur kibirin benim babam değil. Benim davam senin nefsinden daha büyüktür. Galiba doğru söylüyorsun. Sonra kalktı gitti, gözükmedi. Meğer gözleri yaşarmış yanılıyor. Anneme demiş ki, oğlum doğru söylüyor. Ve o davranışım o akrabaları birleştirdi. O demişti, baba dedim, senin nefsin benim babam değil. Senin ruhun benim babam. O da burada, ahirette de babam değil, arkadaş olacağız orada. Yani nefsimizi baba yapmayalım. Nefsimizi ilahlaştıralım, nefsimizi dava yapmayalım. Bana böyle baktı, şöyle baktı. Yapmamak lazım. Buna da mesela bak, aha, şeyimiz yıkıldı. Ama mücadelesini asla yapmıyoruz. Yıkıldı, bitti. Bak ders yapacak yerimiz yok ama niye? Olmuş. Çünkü davam büyük. Kavgam büyük benim. Benim kavgam çok büyük. Tamam. Niye bu kadar izah ettim? Bir adamın kemal imanı kazandığına avamı nasıl akıllarını tavrı haricindeki aklımız almıyor. Allah Allah. Yani bunun davranışı, bunun hedeflerine. Niye? Onun yüksek halleri kâh mecnunluk, kâh divane. Bak bir rey kullanmak için 2,5 gün uğraştım. Davam çünkü. Ama sensin diyemem. En sonuna kadar, son dakikaya kadar uğraşmam gerekiyor. Küfür. Ya benim oyumla ne olur? Hayır, Allah ona bakmıyor. Allah sizin fiiliyatınıza değil, kalbinize bakıyor. Niyetiniz nedir? Sonuna kadar bütün imkanlarımı seferber ettim. Artvin emniyetini havaya kaldırdım. Benim bu işimi çözün diye. Artvin. Ne alakası var İstanbul'da? Şunu, bunu vesaire en son. Yani ya bu kadar şey, yüksek hali, mecnun, divanelik. Hayır, davamız büyük. Saymaları onun kemal imanına ve tam itikadına delalet eder. Demek, izah bitti, şimdi izah, şey, metin bitti, izah. Demek itikadın eylemde gözükür, tezahür eder. İtikad mutlaka tezahür eder. Şeyde ne diyor biliyor musunuz? Hutbe-i Şamiye 77. sayfada. İnsanın fiillerinin kaynağı aklı değildir. Kalbin ve hissin temayülatından çıkar. Mesela namaz duygusu var mı? Namaz bilgisi var kafada, dev. Hafızdır ama namaz yoktur. Eğer namaz hissi ve duygusu varsa kalpte mutlaka namaz olur. Çünkü insan bak fiiliyatı kalbin ve hissin temayülatından çıkar. Ha, şimdi itikat eylemde gözükür. Tezahür eder. Çünkü niye? Bir adamın kemal imanı kazandığına delil, avan münasın akıllarına tavr haricindeki yüksek hallerini, hallerden gidiyor bakın, hallerin altına çiz. Mecnunluk, divanelik saymaları. Çünkü niye? Lan hiç devrelmediği şey adamın hayatının gayesi olmuş. Putlaştırdığı şeyi adam hiç kale almamış. Şimdi avam ne diyecek olan? Ya ben deliyim ya o delidir. Ben deliyim de diyemez, o delidir. Onun için Allah Resulü ne güzel demiş. 13. şuada geçiyor bu. Küllü nasi mecnunun ala kadari hava ihtilafil cun. Orada geçiyor bu hadis. Bütün insanlar delidir. Delilik derece derecedir. Allah'a ve ahirete inanacaksın. Her şeyinden hesaba çekileceğine inanacaksın. Çok rahat çok günah işleyeceksin. Bu günah işleme nispetinde mağlubiyeti gösteriyor. O anda diyor itikat imamları günah işleme, itikat ve imanı olan imansızlıktan ve itikatsızlıktan değil, o anda mağlubiyetten geliyor diyor. 13. lemada da geçiyor. Dolayısıyla akılsızlıktır. Günah işleme anında akıl yoktur, zekavet vardır. Günah anında irade yoktur, ihtiyar vardır. Günah anında vardır. Zekavet vardır, akıl yoktur. Çünkü günahları irade ile olmaz,
ihtiyarla olur. Hazır çünkü. İhtiyar hazıra bakar. İman ise, irade ise mazi ile istikbale bakıp halde tercih eder. Günahlar iradeyle yapılamaz. Günahlar ihtiyarla yapılır. Çünkü günahlar ademidir. Hazır zamana bakar, ademe vücut ve rengini vermek de olur. Hazır zamandaki tercihleri yapan ihtiyardır. Ve günah anında Allah diyor ki günah işleyeceksin. Yani Allah'a ve ahiret iman edeceksin. Bu yakilun, takilun, efele tefekkerun, aklınız yok mu, düşünmüyor musunuz demekle akılsızlık anlamına geliyor. Akıl, aklı yapana bağlamak, aklı, o akıllılıktır, o da vahidir. Eğer vahiye bağlıysa akıllıdır, vahiye bağlı değilse akıl yoktur. Ne vardır? Zekavet vardır. Hasan abi, Lemalar 75'te iradeyi de dinlemez diyor ya, onu nasıl anlayacağız? Ha şimdi irade ya, ihtiyar iradeyi de dinlemez. Mazili istikbale bakıp halde tercih edecek, ettirme fırsat vermiyor. İhtiyar şeyi devre dışı yapmış. İradeyi devre dışı yapmış, işte aynı. Sistem bloke etmiş. Etmiş yani, aynı şey. Ya. He onu diyor. Yani irade diyor ki, dur ya olur mu ya, sana yakışır mı Harun diyor. Ya yapma bugüne, bakma, açma şu televizyon kanalını. Bunu diyen kim? İman ve irade. Yapma Harun diyor. Öteki bir tarafımız var, olur mu ya şimdi biraz sonra çıkarsın bir bakarsın ya bir şey değil ya şimdi falan. O ne yaptı? Onu iradeyi de dinle. Devre dışı yapıyor ihtiyar, kuvvetli. Abi ben hiç ara vermediniz soru sormaya fırsat bulamadım. Nefes alın ya, az dinlenin yorulacaksın bir suyu için. Ama cümleyi bitirsem. Daha tamam bitirmiyoruz. He. Okumadık ha. He. Demek tamam, itikadın, itikadın eylemde gözükür tezahür eder. Bu mümkün değil, tutamazsınız. Sonra itikat kendini yüksek halleriyle gösterir. İmanın ve itikadın kendilerini fiilde gösterip ifade etme özelliklerine sahiptirler. Çünkü yaşadıklarımızı ya imanımızla veya itikadımızla yaşıyoruz. Çünkü ne de güzel demiş bizim büyüklerimiz tekerleme. İnandığın gibi yaşamasan yaşadığın gibi inanırsın, tamam mı? Bunlar ne diyor bak 142 sözlerde iman edip imanı ettiği gibi yaşayan. Tamam. İman olup da yaşamamak olmaz. Varsa o itikattır. İtikat etti de itikat ettiği gibi yaşamamış. İman yok değil mi? Zayıf. İtikadı galip. Bir insanın itikadı mı fazla, imanı mı? Fiiline bakacaksın. Fiiline bakacaksın. Bak, sözde 142 bir daha söylüyorum. İman ettiği, iman ettiği gibi yaşayan iman. İkincisini söylüyor aşağıda. İtikat ediyor diyor, itikat ettiği gibi yaşamıyor. İtikat imandan garip olursa eylemde olmaz. Hmm. Fiili olmaz. Hmm. Siz o yüzden diyorsunuz onlar, o sahabe itikat etti, o sahabe olmadı. O evet. İman mesela Resulullah'ın yanındadır ama perde yırtmadı. Allah Resulü kimleri idare etti, ustad da kimleri idare etti. Şimdi sahabe mürtet olur mu? Asla olmaz. Peki Resulullah'ın zamanından hemen sonra vefat edince dinle dönem vardı, sahabe değildi. İtikat etmişlerdi, iman etmemişlerdi. İtikat ettiği gibi yaşamadılar. Evet. Ne demek ki? Bunu yazabilirsiniz. İtikat, itikadı imanından önünde ise değilse ameli gözükmez. Bir dakika abi, itikadı imanın önünde değilse mi dedin? Eğer imanı, itikadın önüne geçmişse ameli olur. Bir de okuyorum. İtikadı imanın önünde ise ameli gözükmez. Normalde önünde değildir zaten. He? Normalde itikad imanın önünde. Yok, bazen şöyle oluyor. Şey gidiyor ya mesela 36 mektubatta 34'te diyor ki bazı dinsizleri görüyordum ki diyor İslamiyeti diyor savunuyorlardı. Yani bu cemiyetin idare edilebilmesi için şer'i kanunlarla mesela zındığın bir tanesi Drezit diyor ki karısına kızına tecavüz edilmiş. Verilen cezaya kanaat etmiyor. Diyor ki veya babasının kardeşini öldürmüş. Ben rastladım da hoca dedi, burada dedi benim çocuğunu öldürmüşler, kaçırmışlar öldürmüşler de. Hoca dedi,
bizim dediği bağırıp çağırıyor tabii. Sanki hükümetin işiymiş bu TC'deki kanun. Adam bağırıyor. Dedim ya bu dedim çocuğu öldürdü. Bu çocuğu öldürme cezasını dedim kızdırın adam mı yaptı bu kanunu? Yapmadı dedi. TC'nin kanunu. Peki dedim sence ne lazım? Ben dedi dininizi bu konuda seviyorum dedi. Öldüren adam öldürülmeli. Daha önce demiyordun dedim. Çocuğun gidince mi dedim böyle diyorsun? Dedi hani ben dedi bunu düşündüm dedi. Dedi ki ne zaman kızıma tecavüz edildi? Zinanın recep edilmesini bütün dedi zellemle istiyorum dedi. Her önüme geldiği zaman çıldırıyorum, psikolojim bozuldu. 4 tane hap içiyorum dedi, kızımı görünce dedi. Bu adam recep, bu yaşamamalı. O adam görünce ben dedi haplı diyor, dil altı koyuyorum dedi. Adam dışarıda diyor. O sizin dininiz çok lazım burada dedi. Bak iman etmemiş şeriatı istiyor. Çünkü o rejime dinmeliydi diyor. Bu nasıl bir şey diyor. Dedim ya bu siyasi mi yaptı dedim bu kanunki adama. Tamam ama değiştirsin diyor. Rey vermiyorsun ki değiştirsin. Bir cenazede denk geldi bana ya. Dedim abi dedim tanıyorum yani birbirimize şeyimiz var, saygımız var. Ondan sonra ya ne oldu hayırdır niye çekiyor? Meğer o adamı görmüş. Dilaltı koymuş. Yani sorunuza fiilen cevap vermek istiyor. Tamam. Bazı hani şey yapmış, imanı yok. İmanı yok ama şer'i itikad ediyor. Yani bu lazım diyor. Başka idare edilemez dedi. Cezalarla dedi bu millet idare edilemez dedi. Mesela diyor ki o zaman bir şey yapılmış neyse tasvir etmeyin. Menderes'e diyor ki tenkil lazım, tenkil diyor. Bu milleti dizginlemek için. Mahkemelerle, karakollarla, hapishanelerle bu milleti idare edemezsiniz. Tenkil ne demek? Yani yaptın hırsızlığı, binlerce hırsızlık oluyor. Hatta kadının çantasını almak için arabada adam. Yani çantayı kapıyor, araba gidiyor şoför. Ve kadın çantayı bırakmamak için yerde sürüklene, teletovara kafayı vuran ölen kadın var. Ona soruyor, o kadının sahibine, kocasına. Şimdi bu adama nasıl ceza verilmeliydi? Kısas lazım. Tenkil demek yaptığın suçtan cezayı göreceksin. Taksim meydanında asılacaksın. Bak bir daha yapan olur. Asılacaksın. Adam öldürdün, öleceksin. Bir de yapar mı adam bunu? Hutbeşame 75'te söylüyor. Diyor ki elini diyor hırsızlığa götürdüğü zaman diyor hırsıza şu geliyor. Çalacak ya. Bak hırsızın Allah elini kesiyor. Hem onu görüyor hem elini görüyor. Hem bunu elinden alacaklar hem kolun gidecek buradan. Ezelli ve ebedi de kolsuz hırsız olarak gözüküyor toplumda. İslam toplumunda kolsuz yani kesilmiş hırsız. Ne kız verirler ne kız alırsın ne mahkemede şahitlenir bitti ya. Şimdi diyor eli giderken Allah'ın hükmü geliyor. Bu da alınacak bu da alınacak. Hadi gitsin de göreyim hayır. Bakar geçenlerde Zeytinburnu, cama çıkmış, içmiş adam, ışıklarda para istiyor ya, cam açmış ya, vermemiş. Adamın elinde bir şey varmış, kafasını bir çatlamış böyle, hem de böyle. Bu adama ne lazım? Tenkil. Tenkil lazım. Ha. Şimdi adamın itikadı var, İslam'ın uygulanması lazım ama iman etmemiş. Kızımı görünce dedi, şeriatınızı hatırlıyorum. Dedim kızıyor musun? Yok dedi. İmam başkanı. Ya dedi o lazım. Hep seni hep hatırlarım dedi. Bir şey gönderdim. 2 tane çocuğu olan bir kadın zina yapmış. Recp niçin edilsin diye deistler sormuş. 11 dakika mı 7 dakika mı bir cevap yazmış. Sesli yayın yapmış. Meçhul. WhatsApp grubumuzda. Neler döndü bana biliyor musun? Hem kadınlardan hem erkeklerden neler yer gök senden Allah razı olsun. Yani nasıl düşermiş. Mesela bir anne var kızından dolayı nasıl dua yapıyor. Bu lazım. Fıtrat istiyor değil mi? Fıtrat istiyor. Bak kızını görünce diyorum ki diyor senin dinin lazım hoca senin dinin lazım. Neyim
iman etmiyorsun dedim. Ya dedim her şeyle kafama yatmıyor dedi. Dedim ya eskiden de kafana yatmıyordu ama kızın dedim bu hale gelince bak şimdi kafana yatıyor. O kafana yatmayanlar da bu cinsten olmasın. İlle senin dedim affedersin yumurta geldiği zaman mı kafana yatacak dedim. Kafaya şey yaptı. Ne yaptı biliyor musun? Hiç ses yapmadı. Gitti bana bıçak yedi. Cenaze evinde nerede buluysa. Fiilen tasdik etti. Evet tasdik etti. Gitti çay. Bıçak dedi. Haklısın. Sen haklısın demek istedim. Ah. Senin oturmakta gurur diyor. Mani böyle cami hocaları gibi değilsin. Öyle. Manteki bir şey yapınca bak. Sen hani geçmişinde bu tenkile recmede karşıydın ya. Karşıydın dedi. Şimdi karşı mısın? Doğru söyle. O dedi, bütün kemiğimin zerresiyle bu ceza olması lazım. Bu devletin başka kurtuluşu yoktur dedi. Bu millet ancak dedi, yaptığı cinsten cezası verilmesi lazım. Peki o da yanlış dedim. Niye dedi? E dedim kızına tecavüz etti. Onun da mı kızına sen tecavüz edeceksin? Aynı cinsten verilecek dedi. E zina yaptı. Senin karına tecavüz etti. Onun da karısına. Karısının ne suçu var? Doğru söyledi. Ha, o zaman ona vereceksin. Doğru söyledi. Vicdanıyla. Nasıl bir ceza lazım senin kızına bunu yapana? 13 yaşında ortaklı çocuğuna yapmış. Oy. Ha. Nasıl bir ceza vereceksin? Hoca dedi, düşünemiyorum. Dedim ya taşlamayla recmediliyor. Yo olmaz o dedi. O olmaz. Dedim ya senin fıtratın cehennemi istiyor. Herhalde ancak nefes alırım dedi. Bazen kıyma makinesine koysam büyük kıyma, gene tatmin olmuyor. Peki dedim, Allah bu dünyaya ceza demiyor dedim. İkaz diyor. Ateşte yanmak, kıymaya şey yapmak, işkence yapmak ikaz. Cezayı esas ahiret diyor. Bilmiyoruz nasıl. Çık. Kardeş. Biz ne kadar doğrularımız vardı, zaman geçtikçe, hayatın hakikatiyle yüzleşince lazım. Niçin bu kadar uzattım? İtikat öndedir. Adam itikat ediyor şey. Şeriatın hükmüne itikat ediyor. Ama zatına iman etmiyor. Ben ona kabul ediyorum diyor. Kabul ediyor. Hani cezayı kabul ediyor. Celal Bayur işte bayar. Tenkil lazım. Yani Taksim Meydanı'nda onu sallandır dedi Menderes'e. Bak bir de o suçu görecek misin diyor. Şimdi sayfa 224. Bunu da bitirelim. 230'u okuyacağız. 239 okuyacağız. Senin sorun kalmış olabilir. Ama geçmiştir tabii. O havan gitmiştir. Havanı almış. Havan gitmedi aslında ama ben şimdi çok hiç ilerleyemedik. Hasan abi millete karşı şey yapmıyoruz. Tamam. Ya sen sor abi seninle ilerliyoruz biz ya. Peki. 224 İnce Mesnevi Nuri 248'in sayfa. Her bir zerrede de sair zerrat ile vasıtasız muhabere ettiğini itikat edersen belki nefsini kandırıp o mahali de itikat edebilirsin. Muhali de itikat edebilirsin. Şimdi diyor ki yanlış malzemelerle doğru netice çıkmaz. İzah bunlar. Bak yanlış malzemelerle doğru netice çıkmaz. Mesela formülün yanlış. Ama niyetin çok doğru. Hiçbir işe yaramıyor niyetin. Formülün yanlış. Tamam mı? Yanlış formül. Peki doğru formül yanlış malzeme. Araban çok sağlam. İyi bir araba. Mercedes. Benzinli araba. Mazot koydun. Malzemen yanlış. Formülün doğru. Sen de iyi bir usta şoförsün. Araban da çok sağlam. Ama benzinli arabaya mazot koydun. Bak sen doğru olman lazım. Yöntemin doğru olması lazım. Malzeme de doğru olması lazım. Yetmiyor. Doğru hedefin olması lazım. Dördü bir arada olması lazım. Abi az önce bir şey yazdınız ya not. Onu ben tam yapalım adım. Peki. İtikadı imanın önündeyse ameli gözükmez. Bak şimdi. Eğer imanı yaz işte altına. Eğer imanı itikadının önünde ise ameli tezahür eder. Evet. Bunun tersinde şöyle bir cümle yani var diye hatırlıyorum. İtikadı iman yapan ameldir. İtikadı evet çok güzel. Çok güzel. Ha işte. O yani bir hatta. Evet evet. İtikadı iman yapan ameldir. Ama biraz nakıs oldu diye yazdırmamıştık. Çünkü
Ameli olmayan imanı olmaz çıkıyor. O da olmuyor. Amelu işareti cazda geçiyor. Amel imandan değildir. Bir cüz değildir. Ama amelsiz de iman sağlam kalmıyor. Bir ara hani şunu sorduğumuzda soruyorum. İtikattan vicdanın nasıl geçiyor diye sormuştuk hatırlarsanız. Evet. O zaman da terkler demiştiniz. Evet. Sanki yanlış mı hatırlıyorum? Doğru abi doğru. Değil mi? İtikadı imanla nasıl geçiyor? Terklerle karşı. Amellerle değil. Mesela şöyle diyeyim. İtikad ediyor Allah'a ama içki içiyor. İçki içiyor. Bilmem ne yapıyor. O içki anında iman mülman kalmıyor ki. Şeydi değil mi? İbadetullah vardı vicdanda. Tabi vicdanda irade, ibadetullah, zihin, marifetullah, his mi? Olursa hani iniyor. Evet. Başka olmuyor. Çünkü el hubu fillah ve el buzu fillah. Allah için dost, Allah'ın düşmanlarını, dostlarını, düşmanını dost yaparsa iman olmaz ki. Yani şu, yapalım onu da. Dem sordun. İtikad. Gidiyor abim vicdana. Tamam. İman olabilmesi için şunları geçmesi lazım. İrade, zihin, his, latife-i Rabbaniye. Bunun olduğunu nasıl anlarız? Olursa imana dönüşür. Peki, vicdana nasıl iner? İtikadı var. O önemli çünkü. He, şey İtikadın vicdana dönüşmesinin zemini ve sebebi terklerdir. Amel ne var mı? He? Amel yok, terk var. Zemin, sebebi, terkler. Dedik ya mesela amelde olacak. Amel, bu amele burada dönüşüyor. Terklerle. İlk önce la ilahe. Bir amel yok. İllallah. Yani terk olmadan mesela bir şeyi düşman olduktan sonra onun zıddına dost oluyorsun. La ilahe ilah. Mesela eyleme nasıl dönüşüyor? Şu. Terkler, yani defi-i fasit, yani defi-i fasit, eylem olursa, eylemde ise, terk-i kebair. İkisi tahta. Kebair. İkisinin cemi, takva, vicdanı yaptık işte. İkisinin cemi kalbin maneviyatı şey dima maneviyatı izandı ya abi. Efendim abi? Dima maneviyatı evet. İzandı ya abi. Evet. Evet. Ademi bir şey mi oluyor yani maneviyat? Anlatabildim mi? Ademi dersek böyle biraz şey yapabiliyor. Terk oluyor ya ama. He? Terkler. Yani evet terkler de yani ademi bir maneviyat. Böyle bu tabiri alışmadığımız için ben kastettiğini anladım aynı o. Ama biraz yanlış olabilir diye. Şimdi bak bir daha söylüyorum. İtikadı galip olursa dedik. İmandan ameli olmaz. Ameli olmuyor. Hani itikat imanı oluşturuyor diye. Evet. Bu sefer iman da
itikadını dönüştürüyor. İnşa ihya demiş. He. İhya inşa ediyor. Böyle döngü var. Şimdi fiile nasıl dönüşüyor? Bu çizelge yapmayın. Tahayyül, tasavvur, serbest bölge, taakul, onu bilgi ve malzemeyle, tefekkürle şey yaptı, tasdik, ilim yaptı vesaire. İtikad oldu mu abi? İtikad oldu. İtikad yetmiyor. Çünkü ne diyor Sözler 142'de? İtikadı var, ameli yok. Çareye necat değil. O hapsi münferit. Üçüncü yol kafirdir. Kafirliğini yaşıyor. Hapsi münferit değil. Hapsi ebedi. İdam ebedi. Bak farklı. Şimdi itikat etti. İtikat etti. İtikat ettiği şeyi, ettiği şeyden terkleri olursa, yani defi mefasit, terk olursa otomatik olarak terk-i kebair oluyor. Zinayı terk ediyor. Bu defi mefasit eylem değildir. Hurafeleri, bidatları, şirkleri, putları terk etmek. Defi mefasit seni ifsat eden şeyler. Eylemsel olmayan. Eylemsel olmayan şeyler, itikadi şeyler. Terk-i kebair ise, terk-i kebair ise eylemler mesela. İçkiyi terk etmek, zinayı terk etmek, tamam mı? Eylem. Bu eylem değil. Bu ikisinin cebi takva. Takva bu. Takva neydi? Takva ruhun anası erbası ve vicdanın şeyi, ruhun ve vicdanın anası erbası. Ruhun dört havası. Ruhun dört havası, vicdanın anası erbası bu. Peki neye dönüşür bak arkadaşlar? İtikat ettik. Terklerimiz olursa otomatik vicdan aktif olur. Vicdanın aktif olması demek irade ibadetullah'a dönüşür. İrade bir insanda galip olduğunu sanırız ibadeti varsa. Çünkü ibadeti yapan ihtiyar değildir. İtikat değildir. İradedir. Okuduk 75. İbadeti arttıkça iradesiz artar. Aynı itikatla iman gibi. Ameli olursa iradesi güçlü olur. Güçlü, ameli güçlü olursa iradesi güçlü olur. Döngüdür yani. Abi ben namazlarımı kılarken Allah'ın izniyle hiç sıkıntı yaşamıyorum. Hiç ağrı gelmiyor bana. Benim neyim güçlü? Çünkü devamı gelecek. İraden güçlü. Peki abi kaza namazlarımı kılmak o kadar zor geliyor ki. Kaza namazlarına niçin ağır geliyor? Nesi eksik? Çünkü şey değil, farz değil. Böyle ondan mı diyeceksin? Yani farzdır. Farz. Yani şey gibi terk değil. Terk değil mi? Yok. Bunu kurtarmaya çalışma. Nesi eksik? Geçmişe. Afil o ya. Başta kestim. Bak, farzları yapabiliyor, terk-i kebair var. Defi mefasiti yok fazla. Terkleri az. Çünkü niye? Ben size şöyle diyeyim. İmanın iki kolu vardı. Kaza namazı mazi midir, gelecek midir? Mazi. Mazi. Bak, onu tamir edeceğiz şimdi. Evet. Bak, kaza namazı... Okey, çekiyoruz. Kaza namazı, namazı... Kuvvet. Çok ihtiyacım var. Geçmişindir. Kuvvet eksiklik değil mi? Geçmişin enkazıdır. Enkazı. Öyle değil mi abi? Enkaz. Onu tamir edeceğiz. Bak, ezber olmasın diye yazıyorum. Üşenmiyorum. İmanın bir kuvveti vardı, bir de nuru vardı. Vardı. Öyle mi abi? İmanın kuvveti maziyi tamir eder. Nokta istinat yani. İmanın nuru İstikbali tamir eder. Öyle mi abi? Evet. Peki, şimdi nereye dayanacak? Madem söyledin, güveneceğim yani. Ben yani mühim abi. He, tamam. O yani aklısıma bakma. Yok, estağfurullah. Tamir eder. Peki, imanın kuvveti, mazi neydi? Mazi, Allah, noktayı istinat.
Haşirde problem yok kafamda. İstikbal. Allah imandı biraz sorun var o zaman. İstikbal, maalesef. Noktayı istim. Çünkü niye biliyor musun maalesef dedim. Evet abi. Allah'a ve ahirete inanacaksın. Bir daha geri dönemeyeceksin. İnsanlık burada. İnsan, bundan sonra insanlık elinden alınacak. Ve insanlık bize emanet verilmiş. Haşir meydanındasın, karşında cennet ve cehennem. Bir namaza diyor Allah Resulü, bir namaza 83 yıl. Dünyanın 1000 senesi, ahiretin bir günü. Ve böyle bir gün 83 sene olacak. Ve saçta, ben menfi sevmediğim için söylüyorum ama demek zorundayım. Saçta bir sabah namazının 2 rekatını kılacaksın 83 yıl. Bir günü, o 83 yılın bir günü dünyada 1000 sene. Peki orada mı bunu yapmak istersin, ödemek? Burada ne yaptın? Ne kulu vallahi ya. Bunu yapmıyorsan, aldırış etmiyorsan senin Allah ile sorunun var. Allah'ın hangi tarafıyla sorunu var? Uliyet sorunu yok. Rububiyet sorunu var. Varmış demek lazım abi, kılıyor çünkü. Evet. Evet, yani ben ama şansı zor geliyor. Kılıyorum ama çok zor kullanıyorum. Aa, ne gelecekti ya? Oo, halı mı serecekti ki kırmızı halı? Peki kim o adam, ikisi beraber? Evet. Duman ve nur, odun. Sen dumanı çıkar, odun olmaz ki. Nefis yok. Sen bir baktın ki öyle lezzet alıyorsun ki mağazı şey. O zaman melek olmuşsun. De cemaatle kılmıyor abi kaza namazını. Kaza namazı cemaatle kılmaz ki. Yok. Zor kılıyor ya, daha çok zorlanıyor manasında diyor. Ha ha ha, yani şey. Ha neyse. Onunla uğraşmayalım. Mazi neydi? Mazi imanın kuvvetidir. Mazi derelerdir. İstikbal dağlar diyor usta. Şimdi mazi ne ile tamir olur? İmanın kuvvetiyle. Ne demek? Noktayı istinad. Allah'a, Allah ile. Allah'ın hangi tarafı? İman sorunu yok. Müslümanların Allah ile sorunu uluhiyette yok. İmanda sorun yok. Allah'ın rububiyetinde, Allah giyinişine, elbisene, mantona, tesettürüne, şalvarına, sakalına, namazına, orucuna, tesbihatına, namazı zor kılıyorsun, çekip gidiyorsun, tesbihat yapmıyorsun. Allah'ın rububiyetinde sorunun var. Rububiyet. Yani emirlerinde. O zaman seni neyini güçlendireceksin? Allah ile, Allah var ya, Allah meselesi. İnsan Allah ile meselesini halletti mi, o Allah'ın nuru her tarafını kuşatır. O nur utandırır. Böyle bir Allah'a boşta gidiyorsun de namaz ha. Hani içki olsa, kumar olsa telafisi mümkün değil. Yapılmış bir eylem, belki kefaleti var. Ama namazın kefaleti var. Yani şunla demek istiyorsun, ya Rabbi ben geçmişim günahla geçti. Kumar, içki, namazsız. Allah'ım namaz kılarak ödedim. Orucun kefaletini ödedim. Bunlar delildir ki kumarın da içkinin de ödeme gibi olsaydı onu da yapacaktım. Delilim budur. Deme hakkın oluyor. Namazı kılarak bir tek yoksa tövbe edemiyorsun. Allah'ım, yani. Allah'ım içkide beni affet, tamam. Telafisi mümkün değil. Telafisi mümkün olanları gerekçe gösteremiyorsun ki o duvanda kabul olsun. Yani mümkün olsaydı yapacaktım namaza yaptığım gibi. Tamam. Ha, demek ki bunu tahlil edersen, hastaneye gittin şimdi doktora. Doktor bey, namazımı kılıyorum. Hal değil şimdi. İstikbale bakıyor, sorunu yok. Ama geçmiş namazımı kılamıyorum. Çünkü imanın bir yerinde sorun var. Çünkü iman hakikaten cennet ve cehennemde hissetse çıldırır. Evet. Tamam mı? Çıldırır. Peki imanın neresinde sorun var? Psikolojik sorun yapmamak yok. Uluhiyet sorunu yok, rububiyet. Ne demek? Nokta istinad. Yani Allah sorunu var, ahiret sorunu yok. Yani nokta istinad, ahiret iman. Allah'a karşı sorumluluk, Allah'a karşı böyle karşı münasebetinde sorun olursa maziyle umrunda olmaz. Allah razı olsun. Amin. Mesela benim yanımda kalan çocuk var. Onları böyle anlatıyorum ben, ders yapıyorum böyle. Samimi söylüyorum, şimdi defter tutmuş her gün 10 günlük şey kılıyor, sırf sabah namazı. Yani sabah, öğlen, akşamla uğraşmayın. Onu koca bir gün yazıyorsunuz, bir çizgi atıyorsunuz. Nefisi kandıramazsınız, zor olur. Sırf sabaha yüklenin. 10 günlük sabah kıldın mı 10 tane çizgi, vay be. Sabah bitirdin, sonra öğlene geç. Öğlen bitirdin, ikindiye geç. Ama sabah, öğlen, ikindi, akşam yatsı kıldın, bir çizgi atıyorsun. Oo, bu biter mi ya? Bir çizgi.
Ama sırf sabah 1, 2, 3, 4, 5, 6 hem de bu koca bir günü kılmaktan daha az sermaye veriyorsun ama 10 tane çizgi attın. İnsana güven veriyor. Şevk veriyor. Şevk veriyor. Vay be, biter bu iş. Tabii aa bitti ya. Neredeyse bitmek üzere sabah namazı şimdi. Bitti başım geldiğiniz zaman sizin gibi bir şey yapalım. Ben sırf sabah yüklenim. Devam ediyorum. Yanlış malzemelerle doğru netice çıkmaz. Yanlış itikatta yanlış itikat oluşur. Malzeme yanlış. Birinci itikat malzeme seviyesinde, ikinci itikat dima bütünlüğünde oluyor. Misal yemek yemek gibi. Birisi malzemedir, yemek yemek. İkisi yazılış aynı. Yemek yemek. Yemek yemek. Yani birincisi yemeğin kendisi, diğeri yemeğin neticesi. Demek ki tahayyül ve tasavvura doğru malzeme girmeli. Sonra öyle bir malzeme getirmelisin ki dimağın bütünlüğünü sağlayacak ki tepedeki itikat oluşsun. Yani kısacası şu, kişi sağlıklı olacak, arabası kaliteli olacak, doğru benzin veya mazotu doğru koyacak, dört hepsini de bütüne getiren doğru bir hedefe gitmeli. Ki o zaman netice olur. Peki geçiyoruz. Çabuk gidelim. Yani burada ne çıkarttık? İtikadın sağlam olabilmesi için sırf doğru malzeme yetmiyor. Tamam. Yani tahayyüle tasavvura doğru malzeme vereceğiz. Doğru hedefimiz olacak. Doğru yerden besleneceğiz. Doğru insanlarla beraber olacağız. Mesela doğru kişilerle doğru yerde, doğru zamanda doğru iş yapmak. Yazayım mı bunu? Yazın abi. O şey mi oluyor? Kişi, yer, zaman hani şey olarak. Evet. Şu. Kodlarsak. Bak siz şey yapın. Doğru. Doğru bir itikat için. Ha, doğru itikat için. Doğru bir itikat. Gerçi itikadın oluşturan belkisi de yanlış itikat içinde yanlış kişi, yanlış yer, yanlış zaman evet. Olabilir yani. Ve yanlış. Şöyle yapayım, parantez açayım. Dur. Değil mi? Aynı şey ya. Ama o da iyi oluyor böyle deyince. Ha, yazdım. Şimdi şey yapıyoruz. Şey, Osman'ım bugün Ramazan dolayısıyla ara veriliyor ya. Bütününü resmini çekip de komple tek olarak yapalım inşallah. Tamam. Unutmadan söyle. Kişiyi kendisinin ne diyelim? Kendisi olması lazım. İstersen o normal dediğinizi yazın, ona bir daha çek yazın. Bu kişi, bu yer. Ha, tamam o zaman. Normal o dediğinizi bir yazın. Doğru yerde doğru zamanda çıkacak zaten. Doğru kişilerle doğru iş yapmak. Nefsini saklıyor, müdahale etmesin diye. Bak, doğru yerde. Doğru, mesela diyelim ki camidesin. Doğru yerdesin. Doğru zaman, öğleninde sabah namazı kılıyorsun. Ancak kaza olur. Doğru zaman değil. Bak doğru yerdesin. Doğru iş yapmak. Şarkı türkü söylüyorsun. Tamam mı? Yanlış yapıyorsun. Yani doğru yerde uygulama olursa rahat kavramak kolay olur. Cami düşünün. Doğru zamanda yani öğlenin ikindi midir? Doğru kişilerle hani dinle yani çırp çıplak kadınlar da orada. Karma. Doğru kişiler değil. Doğru iş yapmak, şarkı türkü çalmak, yani uçuk örnek veriyorum ki kalsın. O zaman doğru olur. Olursa. Olmakla doğru olur. Yanlış olur. Yanlış olur. Peki yanlış niçin olsun? Mesela adam fetret ehlidir. Fetret ehlidir. Yanlış değildir.
yani iç geçiyor, namaz kılmıyor, din gitmemiş veya İmam Gazali'ye göre şey gitmiş, yanlış gitmiş. Yani doğru bizim bildiğimiz şey gibidir. Bidatlar, bir sürü televizyonlarda terör dini bilmem ne demişler. Demek ki bir şeyin doğru olabilmesi için, doğru olabilmesi için ve yanlış olabilmesi için bir, kişinin kendisi doğru yerde, doğru zamanda, doğru kişiler doğru iş yaparsa, peki bunu 25. sözdeki 406 sözlerde Kur'an'ın beyanından sonra 5 tane vardı. Teskiye-i nefs, safa-i kalp, terakkiyat-ı ruh, tekemmül-ü akıl. Ne o zaman şey oldu. Bunun dışında kim? Yapan kişi. 5. Nasıl? Onu nasıl dediniz abi? Bu o safa-i kalp, teskiye-i nefs dinleyen kişinin olması gerekiyor. Karşı iki taraf. Karşı taraf. Karşı iki taraf. Yani bu kişinin kendisi değil. Bu sıfatlar bu. Doğru yer benim dışımda. Bak. Ben yokum. Doğru yer ben yokum. Benim dışımda. Doğru zamanda benim dışımda. Doğru kişilerle benim dışımda. Doğru iş yap benim dışımda. Ha ben beş etti. Ha, bir şeyin kabul edilmesi bir Kur'an beyanı çık. Teskiye-i nefs, telakkiyat-ı ruh, tekamülü akıl ve bir de şey. Safa-i kalp. Yani o zaman uygulayalım. Şu yazayım onu da. Bir. Kur'an beyan edecek. Beyan edecek. Yani konuşan bir. Diğer muhatap doğru olabilir. Dört karşıya bakıyor. Teskiye-i nefs. Teskiye. Sözde kaç demiştin? Ye-i. 406. Nefs. İstesen sırayla yazalım. Bu en sonuna geçiyor. O zaman tamam. O zaman sırasını söyler misiniz bana? Safa-i kalp. İlk önce mi? Ben böyle hatırlıyorum. Evet, öyle mi abi? Evet, safa-i kalp. Ha. Safa-i kalp değil mi? Evet. Safa-i kalp. Sonra ikinci. Terakiyat-ı ruh. Öyle mi? Terakiyat-ı ruh. Tekemmül akıl. Safa-i kalp. Abi şöyle, safa-i kalp, teskiye-i nefis, yani teskiye-i nefis ruhu sıra, yani. İki de abi, ruh abi, üç, oradan mı dursun zannediyorsun? Tamam, safa-i kalp. Tamam, bir, iki, teskiye-i nefis. Bir dakika, teskiye-i nefis, ruhun terakkiyatı, üç, dur. Terakkiyatı, ruhun terakkiyatı, aklın tekemmülü. Terakkiyatı. Aklın tekemmülden sonra. İnsan aklı tamam der değil mi? Öyle mi diyor? Sadakte der diyor. Aklı mı? Beşerin ukulü, beşerin ukulü, sadakte. Beşerin. Ukulü sadakta deyip o hakaiki kabul eder. Ukulü sadak eder deyip hakaiki kabul eder. Der hakaiki kabul eder. Hakaiki kabul eder. Eder. Peki o. Bu şey, bu dördüncü kişi, bu kişiye bakıyor. Bu kendisi. Tebliğ, kendisi. Ben bunun gibi. Yani karşılaştırmadım hangisi hangisine geliyor. Uyabilir ben ama evet. Kalp, nefis, ruh, akıl. Mesela kalp nedir? Bütünlüktür ya. Doğru kişilerle kalptir. Doğru iş şey, teskiye-i nefs olacak. Ruh tekerde telakki ruh yer olabilir mekan neyse. Zorlayın. Zaman. Peki. Şimdi arkadaşlar 230'a açıyorsunuz. Biraz uzun olacak ama. Şimdi seçtiniz. Onu mu okuyorsunuz yoksa? Seçtim. Ha seçtiniz. İstersen sırayla gideyim. Yok seçtim. Seçtim. İki tane seçtim ki. Canım bana böyle bir liste yapalım. Ondan sonra. Gidiyor muyuz? 230 açtınız mı abi? İşaretleyeceğiz 198. 196 değil mi? 198 abi.
Aşağıdan. Beşerin bu umumi itikadı mebdi-i zaruriyeden mebadi-i zaruriyeden öyle mi? Ha, mebadi-i zaruriyeden neşet eden ve müşahadat vakalarından hasıl olan ve muhtelif emarelerden tevellüd eden hadsi bir hükmün neticesidir. Evet, bu itikad-i umuminin sebebi kat'i bir surette manevi bir tevatür kuvvetini veren pek çok defa vukua gelen melaikenin müşahadelerinden hasıl olan zaruri ve kat'i delil ve emarelerdir. Metin bitti. Burada ne çıkacak diye merak ediyoruz. Çok ilginç tabii. Bir daha okuyabilir miyiz? Tabii okuyayım. Beşerin bu umumi itikadı, umumi, mebadi-i zaruriyeden neşet eden ve müşahadat vakalarından hasıl olan ve muhtelif emarelerden tevellüd eden hadsi bir hükmün neticesidir melaikenin varlığı. Evet, bu itikad-i umuminin sebebi kat'i bir surette manevi bir tevatür kuvvetini veren pek çok defa vukua gelen melaikenin müşahadesinden hasıl olan zaruri ve kat'i delil ve emarelerdir. Bitti. Arkasında yazı var mı abiler? Onu kullanacağım şimdi. İzah şimdi, metin bitti. Bir umumi itikat var, bir de hususi itikat var. Hatırlarsınız, umumi bir dünya var, bir de hususi dünya var. Hatırlar mısınız? Diman neresi hususi dünya? Tasavvur, tahayyül, tasavvur. Evet. Kişinin tahayyül ve tasavvur bütünlüğü hususi dünyasıdır. Ama dimağın bütünlüğü umumi dünyadır. Bu aslında insanları, beşli dördü, hususi dünyasının umumi dünyası anlatıyor. Kendi alimini, tahayyülünü, tasavvurunu itikat zannediyor. Öyle bakıyorsunuz da, hemen çizeyim. Mecnunluk ondan sonra başlıyor. Şöyle yapsak çarpar mı? Mecnunluk ondan sonra başlıyor. Öyle diyeyim çünkü kullanacağım şimdi. İtikat, iltizam, öyle mi? İzan, tasdik, taakkul, tasavvur, tahayyül. Şimdi, ne oldu? Taakkul. Burası kişilerin hususi dünyaları. Cennet veya cehennem. Tamam mı? Dünyaları. Nazarından ekleyince çoğaltırsınız. Burası umumi dünya. Büyük insanlığın bir bölü beşi. Yok. Dört bölü beşi. Çoğunluğuysa dört bölü beşi. Beşte biri. Tam beşte biri ne abi? Beşte biri yukarıda abi. Umumi dünya beşte biri. Burada Doğru. Dört doğrudur. Doğru ya. İnsanın dört bölü şimdi, beşi. Abi, tahayyül ve tasavvurunu. Şöyle yapalım. Umumi dünya zannediyorum. Anladım sizi kastedin şu. Cümleyi bir tamamlasanız. Beşte dördü. Burada yaşıyor. Burada yaşıyor. Tamam. Yani bu beşte biri orada. Beşte biri burada yaşıyor. Toplarsak kaç eder? Tamam mı? Senin çocuğa soracağız Yusuf'a. Çalıştırıyorum ben. Şimdi bu çizdiğimi çok güzel anlaşılıyor. Biz bile görünce rahat diyoruz. Yani mesela bu dersi dinleyen mesela. Kaynayka. Bu hususu dünya. İnsanların beşte dördü hususi dünyasını umumi dünya zannediyor, hiç alakası yok. Umumi dünya geçtiği zaman orayı burada yaşıyor.
Orayı burada değişiyor. Erfusçilerdir daha çok rahattır ama diğerleri de var ama çok az. İtikad ediyor şey değil. Şimdi şu. Onda %20 diye bir şey var değil mi? 100 kişiden 20'si bir ondan çıkarttınız değil mi o ifadeyi? Zaten 5'te 4'ü diyor da bir de yok. Mektup 16. mektuptaki diye o siyasi şey değil. Yok. Peygamberimiz Aleyhisselam'a 5'te 4 iman etmedi diyor. Oradan mı çıkarttın? Tabii tabii yani. Çıkartmadım kendi söylüyorum. 5'te 1 iman etti diyor. Ha iman noktası. Tabii tabii etmemiş yani. O umumi kendi iman edin. Burası serbest bölge karşısında. Burası cennet ve cehennem. Kişinin şeyi. Şimdi bundan sonra bina edeceğiz şimdi. O yazacağım belki de 10-15 tane madde olacak. İtikadı bozan bozmayan şeyler. O, onları yazacağız, bugünkü dersimiz şey olacak. Yani itikadı bozan ve bozmayan. İtikadı inşa eden, iptal eden. Şeyleri çizeceğiz. Şimdi itikad burada, bundan sonra şey geliyor. Umumi dünya. Şimdi okuyorum. Bu hususi bir umumi dünya çok önemli. 40'ta biri iman, 40'ta gidecek o zaman nasıl oluyor? Bu zamanda diyor ama. Evet. Kabre giren. Bu itikad, bu zaman diyor, bu zaman. İtikad edenler. Okuyorum. İman eden daha yok. Bir umumi itikad var, bir de hususi itikad var. Bunun için açtım. Bu hususi itikad, bu umumi itikad. Yani şeriatın tarif ettiği kendi anladığı itikad. Kendi aleminde itikad zannediyor. Bir umumi itikad var. Yani şöyle de yazayım daha iyi olsun. Umumi itikad. Bir de benim kalbim. Ustad söylüyor umumi itikad. Umumi itikad evet. Evet Mustafa. Benim kalbim temizdir dedi bu adam. Şey ama hakikaten temiz yani böyle çamur toprak gübre yok yani. Onun doğru anlayışına göre doğru. Yani soba borusu derler ya dışarısı çok temiz. Hususi itikad. Ben küllattaki okuduğum mevzu için bunu çizdim. Şunu okuyacağım. Şuraya bakacaksınız arkadaşlar. Bak metinde ne geçiyor? Diyor ki beşerin bu umumi itikadı. Tamam. Ha. Şimdi bir umumi itikad var, bir de hususi itikad var. Umumi itikadın dışına fert zor çıkar. Umumi itikadı oluşturan yani buraya nasıl geçeceğiz? Buradan buraya. Şimdi onu yazacağım ama uzun olacak biraz. Bundan buraya nasıl geçilir? Çok önemli. Herkes umumi itikatta olayım diyor. Nasıl mecnun olunur? Ha, evet. Şey nerede? Ha, bu ne güzel oldu. Ya şu şimdi lazım olacak. Parayı sonra mı? Para verir mi? Ha? Önce mi verelim sonra? Bunu yazayım verelim. Neyi? Bu ne bu? O zaman neden bana bakıyor arayacağı kesin diye. Aracımız sensin. Aracımız sensin. Ne biliyor musun? Araya zahir olmuşsun. Korka korka söylüyor. Sen de terslik et. Kapıra bir yolu bir sana veren. Sen esinden böyle müdahale ederdin. Müdahale edecek dermanım bile yok. Bak, diyor ki, o bunu yazayım. Umumi itikadı oluşturan. Bak. Umumi itikadı oluşturan bir nasıl yazacağız? İcma İcma bu yazacaktı İttifakla İti. Ya bir gözlük aldım numara. Hala alışmadı. Ne yapacağım bilmiyorum. Bir ferdin muhaberenin diyor mu? Bir ferdin öyle okur musunuz? Muhaberenin sübutuna. Muhaberenin sübutuna. Tamam. Bir ferdin dahi o... Altı başka mı? Bir, evet. Altı. Ha, bir... Ferdin... Dahi olsa... Dahi... Olsa... Müşahadeleri... Evet. Müşahadeleri... Şunu... Aslında şu şudur. Yani... Şimdi yapmıyorum da toptan yapacağım. Heh.
Şöyle abi, sonra onlardan edinilen rivayetlerin edilen rivayetlerin nakline hükmettikleri. Sonra birinin hissetmesinden. Sonra mutlaka bir hakikate dayanması. Yakışını ne yapayım? Mutlaka bir hakikate dayanması. Sonra bir asla dayanmasından. Başka? Mebadi-i zaruriyeden. Yani başka bir madde değil mi? Evet abi. Zaruriyeden mahkemette geçen yerden tevellüt etmesi değil mi mahkemette? Etmesi. Evet, o kadar abi. Bir diğer madde. Müşahedat vakıalarından hasıl olması. Biz çok görüyoruz. Bir diğer madde abi. Muhtelif emarelerden tevellüt etmesi. Bir diğer madde. Söyle. Hadsi bir hükmün neticesidir. Bir diğer madde abi. Manevi tevatür kuvveti. Tevatür mü? Evet abi. Bir var mı? Tevatür kuvveti. Abi. Manevi tevatür mü? Evet, manevi tevatür kuvveti. Kuvveti. Diğer madde zaruri ve kat'i. Zaruri ve kat'i. Delil ve emareler. Son madde abi. Beşerin malumatı yakiniyesinden. Nerede geçiyoruz? Muhakematta geçiyorum. Umumi itikadı oluşturan. Şimdi bu sizden mi abi? Yok, o metinle. Muhakematta herhalde. Evet. Yani işaret edeceğim de muhakematla beraber şey yaptım, mutala ettim. Bak, beşerin umumi itikadı, mebadi-i zaruriyede neşet edecek, muşahadat vakalarından hasıl olan
muhtelif emarelerden tevellüt edecek hadsi ve hükmü neticesidir. Hepsi burada. Umumi itikat ne? Umumi itikat şey, ona anlatacağız. Nedir umumi itikat? İşte buradan bu metinden. Şimdi bir, kendi hususi dünyası var. Umumi itikada dönüşebilmesi için vahiye muhatap olması lazım. Vahiye muhatap olması lazım. Çünkü vahiy mekan içinde mekanı, zaman içinde zaman sana şey yapıyor, çıkartıyor. Kalbin ve ruhun derece hayatına geçiyorsun. O da nedir? Edile-i Şeriye'de icma ve ittifak. Kitap süne, icma ve kıyas. İttifak bu. İcmana ve ittifakına. Mektubatta da var. Psikolojiden kurtulmanın, ölüm korkusu, cehennem korkusu, imansızlık korkusunun çaresini söylerken orada 3-4 tane madde söylüyor. Geçmiş büyük zatların, mesela işte okuyayım, onu göstereyim çünkü çok önemli. Çok hoşunuza gidecek, biliyorsunuz ama. Uzatıyor muyum acaba? Bilmiyorum. Yani neyse. Bakayım mektubatımızı bulabilecek miyiz? Balkonda bir mektubat mı var? Balkonda mı? Hemen balkonda git getir. Onu üşerli de şey yapayım ya. Yani Tevrat-ı Kisa. Mesela icma ve ittifak çok önemli, orada güzel uygulama yapıyor. Hemen masada kardeş. Sen gider misin? Bak. Mesela sayfa 456. Bak, psikoloji sorunlar. Ben bunu sayayım, tadat edeyim de çareyi öyle dinleyin, daha tesir eder. Psikoloji sıkıntım var. En büyük sıkıntım işte ölüm korkusu var, imansızlık korkusu var. Tamam, ben de değilim. Ya imansız gidersem, ya cehenneme gidersem, ben orada tek ne yapacağım? Gibi sorularınızın cevabı. 456, üçüncüsü, alemi berzah ve ahiret seferinde gidiyoruz. Alemi berzah kabir, sonra ahiret seferinde tarikat silsilelerinden bir silsile iltihak edip, tarikat, bizim bildiğimiz tarikat değil, yol, yöntem, tarik yol, tamam. İltihak edeceksin, tek olmayacaksın, silsilelerine bir tanesine dahil olacaksın, tek başına olamazsın. Yaşayamazsın. Çünkü niye? Ben mesela çalıştım, sen geldin, 1-2 saat bunu dinliyorsun, alıp gideceksin. Bunu şey yapman için sen de 20-30 sene vermen lazım. O zaman bunu ya yapacaksın, ya yapanla beraber olacaksın. Bunu kastediyorum. Tamam, cemaatsiz olmaz. Ne diyor? Sıkıntın varsa tarikat silsilelerinden bir silsileye iltihak etmek. O kafile-i nurani ile ebedül abad yolunda arkadaş olmak, yalnızlık vahşetinde kurtulmak. Yalnız değilim, orada bekleyenim var, gidenler var. İmam-ı Rabbani seviyorum, oradadır. Resulullah oradadır. Bediüzzaman oradadır. Tamam. Ne diyor? Onlara yolunda arkadaş olmak, yalnızlık vahşetinde kurtulmak, onlarla dünyada ve berzakta manen ünsiyet etmek. Ünsiyet ediyoruz birbirimize. Fethetmiyoruz, yakınlık duyuyoruz. Yakınlığımızı arttırıyoruz. Öne geliyor. Ünsiyet etmek, evham ve şüphelerin ucumları olduğu zaman. Evham, şüpheler. Acaba bizim dava doğru mu, nurculuk? Veya istamet doğru mu? Tasavvurdan saldırıyorlar. Şuradan. Buradan saldırıyor. Bizim dava doğru mu? Evham orada ya. Şüphe ve evham yani. Şurada değil mi? Burada saldırıyor. Hani biz doğru muyuz? Ben iyi miyim? Yani doğru olduğumu kim söylüyor? Olduğu zaman evan ve şubatın karşısına, hücumlarına karşısına, onların icmağına, burayı göstermek için bu kadar yer okuyor. Yani buradan buraya taşınmanın yolu onların icmağına, evan ve şubatın, onların icmağına, ittifakına, biliyor musunuz? Külliyatı topladım kardeş bunu. Kendim bulamam zaten. İstinad edip
her bir ustadını kanı bir senet. Görüyor musun? Her bir ferdi. Kuvvetli bir burhan derecesinde görüp onlarla o hatıra gelen dalalet ve şubuhatı def etmektir. Ha. Şimdi umumi bir itikat ve sıkıntıdan kurtulmanın yolu şöyle yapayım. Bir, o zatların yani vahye muhatap olanların icmana, ittifakına etmiş. Mesela Fatih diyor ki ona ben İmam Azam'dan mı daha akıllıyım? Hazreti Ali'den tövbe. Gazali'den, Zeynel Abidin'den, İbrahim'den, Sükrebül Haşen'in, Şazel Abdülkadir'in. Onlardan mı daha zeki? Adam 90 sene terak etmiş Geylani ya. Adam ehli tisaz. Ha. Onların ittifakına, bir ferdin muhaberinsinin subutuna. Yani onlardan birisi söylüyor, onları söylüyor, kendin demiyor, haber veriyor. Bir ferdin dahi olsa müşahadeleri, yani mütemet ve bu konuda ihtisas olduğu zatın müşahadesi var. Mesela şöyle. Atomu ben dedi, orada Higgs atomunu gördüm dedi. Burada bir tane Higgs atomu var, tanrı parçacı. Fizik dünyasının usta, uzmanı. Bir tane fizikçi gelip de, çıkıp da onun dediği yanlıştır çünkü ben görmedim. Ve hiçbir müteber değildir. Emarelerini, delillerini, ipuçlarını söylerse bizim için yetiyor çünkü ehli ihtisastır. Niçin söylüyor? Bir ferdin dahi olsa müşahede etmişse, yani ehli ihtisas, şunları içinde barındıran zatın bunlarla besleniyor, tek tek kabul etmeyin. İcmaya ittifak etmiş, ferdin, o fertlerin cemi, sonra bir zat onlar içinde ehli ihtisas müşahede etmiş. Onlardan edilenen rivayetin neticesini hükmediyor, naklediyoruz, naklediliyor. Birinin hissetmesinden mutlaka bir hakikate dayandırıyorlar. Hakikat esmaya, ilmen ispat ediyor ilmi kelam alimleri. Mutlaka bir hakikate dayanması. Bir asla dayanmasından asılları var. Çünkü batıl bir şey bu kadar silsileli olmaz. Mesela cinlerden, şeytanlardan, şunlardan, hortladı falan şunlar. Yani bu kadar batıl bir şey bu kadar olmaz. Demek ki bir hakikati var. Var. Ama yanlış yorumlanmış. Batılı da söylemek için söyledim bu. Bir asla dayanmasından mebadi-i zaruriden tevlet etmesi. Yani zaruri olması lazım bir melaike denilen bir şey. Yani mukaddemeler onu gösteriyor. Mebadi-i zaruriye. Yani zaruri bir neticenin başlangıçları, malzemeleri. Yani şöyle, ben düşünüyorum ve konuşuyorum değil mi? Diyorsunuz ki, zaruridir, bu et ve kemik değildir bu adam. Çünkü et ve kemik bunları düşünmez. Vicdaniyetimiz var, vicdan, vefa borcumuz var. Atomun, yani kilo, 90 kilo, 100 kilo, 50 kilonun, yani maddenin özelliği değil vefa. Demek bir adam vefa gösteriyorsa, maddenin arkasında bazı şeyler var. Nedir bu? Mebadi zaruri. Vefa, mebadi zaruridir, insanda madde değildir. Yani ruhu vardır. Müşahadat vakalarına nasıl olmuş? Yani bir iki kişi de değil, genellenmiş o melaike anlayışı. Bu melaikeden çıkartıyor. Yani melaike itikadımız nasıl olmuş? Onu anlatıyor. Melaike itikadı. Umum şu an. O zaman her diğer konularda da bu aynı. Aynen, kanun aynı. Melaike itikadında kullanıyor. Yani melaikeye ait hususi dünyamızdan hususi bir itikada nasıl dönüşmüş? Ondan sonra muhtelif emarilerde de evet, ehli ilmi kelam akılcılar ispat etmiş melekeyi. Kapçılar ispat etmiş. Ruhçular ispat etmiş. Kafirler de Higgs demiş. Yani parçacıkların içerisinde bir tane hakim olması lazım. Onları yönetmesi lazım. Tanrı parçacığı. Yani diğerleri tanrı parçacı değil. Tanrı buna uyulan, bu yöneten. Yani emir komuta zinciri var demektir. İşte atomda diyor, tamam mı? Yani çeşitli konulardan, sahalardan, fizikçilerden, kimyalardan. Yani mesela okulu aşere demiş felsefe. Yani kainatta bir şey var. Maddenin dışında hükmeden, maddeyi hareketlendiren enerji var demiş. Tamam mı? Yanlış yorumlamış. Enerji Arapçası kuvvettir. İtikatta kuvvettir. Yani melaikenin manasını inkar edememişler ama melaike dememişler. Kainatı istila eden bir kuvvet. Bunun adı melaikedir. Çeşitli emareler ne için dedi? Muhtelif emarelerden. Yani felsefecilerden de örnek gösteriyorum. Bir emareler var. Yani maddenin arkasında maddi yönlendiren, madde olmayan ama maddede gözüken bir şey var, varlık var. Mesela
vefa dedim. Maddede gözüküyor ama madde değil. Madde, kainatta da öyledir. Mesela ağaçta elma. Elma alacak. 0,5 miligram, 0,05 miligram kalsiyum, 0,003 miligram magnezyum, demir, şunlar çinko alıyor. Bu ağaç düşünemez. Onun müekkel melekesi alıyor, bizdeki tabiri. Onlar da ne diyor? Bir program var diyor, tamam mı? Onun için melaike manasını inkar edememişler ama tanımlayamamışlar. Maddenin arkasında bir enerji var demişler. Şu anda komünistlerin ana fikri kainat istila eden bir enerji var. Kainat idare eden bu enerjidir, madde değildir. Kuantum fiziğinden sonra buna geldiler. Kuantum fiziğin temelinde de Higgs demiş. Yani içindeki bir tanesi istisnadır. Dedi. Bu çeşitli emareleri anlatmaya çalışıyorum. Hem bizden hem onlardan. Nedir o? Muhtelif emarelerden tevellüt etmiş. Melaikenin vücudu. Hadsi bir hükmü neticesidir. Kişi kendileri de yaşıyor. Mesela hiç durup dururken bir doğmalar var. Hads. Yani hiç teveccüh etmeden ilham başka, hads başka. İlham bir şeye yönelirsiniz, tefekkür edersiniz, o tefekküre verilen cevaptır, ilham. Tefekküre verilen cevap ilhamdır. Tefekkürsüz, aniden doğmalar hadsidir, bunu kaydedin, bana lazım olacak. Aniden doğmalar olmuyor. Ha? Birden. Ha. Yani buna ait böyle herkesin şeyi var mesela, namaz kılarken birisine hemen telefon ediyorum, Yasin, bak neredesin, bu abi buradayım. Aman dikkat et, şu anda senin hatırıma geldin, arabayı 120 geçirme. Mesela dün akşam, dün bir tanesi şey söyledi, Okay söyledi, hoca, kız, oğlu evleniyor, balayına gidiyoruz, oğlum demiş balay malay bizde yok, gavurlardan çıkmış, bırakın bu şeyi yapma demiş, bu işleri gitme falan değil mi? Ondan sonra o merkez camiası, hocanın çocuğu, yok baba işte almışız bileti şöyle, dinlemedi. Ve adam gidiyor, balayına giderken bir şey kaza geçirir, ikisi de ölüyor. Ama baba şiddetli ikaz ediyor, yapma diyor, kalbime geliyor, yapma, gitme, bizde yok bu iş diyor, gitme diyor, gidiyor. Böyle birkaç tane kişi biliyorum ben de. Bu nedir? Hadsi. Mesela hiç alakasız bir şeyde pat diye geliyor, Kur'an okuyorum, geliyor gafil veya doktor geliyor. Hemen ben sadakaları atıyorum, olmuyor. Gene baktım zorladığı zaman Kur'an'ıma ara veriyorum. O zata dua edince devam ediyorum ve beynimden siliniyor. Yani bu hadsidir. Çünkü teveccüh edip, tefekkür edip de mana almak istiyorsan sana verilen cevap ilhamdır. Hiç teveccüh etmeden önceden gönderdiğin soruyu. Şimdi mesela diyoruz ki benim çok sorum var askıda şu anda. Göndermişim, daha cevabı gelmeyenler var. Yer yer cevapları geliyor. Tamam mı? Gönderiyorsun, hiç ummadığın yerde, ya namazda, ya şey yapar, ustada mesela namazda geliyor çoğunlukla. Yani soruyu gönderiyorsunuz, bu neydi ya, cevap yapamadınız değil mi, bulamadınız. O askıdadır. O beyin şu anda orada teveccüh. Sana ne zaman, onlar biliyor, ne zaman cevap verilecekse verilecek. O anda ummadığın, bilmediğin bir tarzda, bir zeminde namazda gelirse bunun adı hadsidir. Uzatmamın sebebi hadsla ilhamı anlatma, fark etmek için. Çok güzel ya bu. Zamanı belli olmayan. Zamanı ve mekanı. Sen hiç... O daha çok abi bence münacat sırasında oluyor. Gibi oluyor. Evet. Esbaba bağlı olmayan. Evet, esbabı yok. Teveccüh de yok. Hani bir daha söylüyorum. Emri nisbi, emri itibarileri kullanarak düşünceyi tefekküre dönüşünce tefekkür elin ediyorsunuz ya. Tefekkür bir adrestir, bir taleptir. O anda tefekkür anında verilen cevap ilham. Hadsi ise iyi çekiyor. Kişinin içsel alemi iyi. Yani içsel, zamanı ve mekanı esbabı yok ama daha önce olabilir. Var o soruyu. Pat diye doğuyor. Mesela namazı kıldırıyorsun, dönüyorsun. Arkadaşlar kimindir bilmiyorum ama şunu yapmasın kimse. Kimse dersini alıyor. Abi biri dimağa geliyor, biri kalbe geliyor. Biri esbaplı, biri esbaplı. Ha çok, çok güzel. Tefekkürü esbaplı, hadsi harika etli. Esbab. Ama ilhamın biz kalbi olduğunu biliyoruz daha önceki. Tabii geliyor da mal oluyor. Senin bulmadın nasıl biz şey yapacağız? Kendimiz... Şimdi mesela bak, tefekkürde ilham kalbe gelir. Ama yöntemi şey yapıyor, dima yapıyor. Tefekkür dima ait ya. Ha, cevabı kalbe geliyor. Dima da çünkü, ha, çünkü dima zaten kalbine ayar. Yani ama hat ondan daha ince. Daha önce de göndermişsin, tefekkür etmişsin ama cevabı yok.
O anda yok. Ba'dehu diğer zamanlarda, mekanlarda, alakasız bir durumlarda gene kalbi geliyor Osman Buda. Hadsi bir kalp işte diyor. O zaman birisi tefek şey dimağla geliyor, bir iş dima karışamıyor falan. Karışmadan kalbe direkt doğuyor. Biz ve ben gibi. Gibi. Abi ne yazarsan yaz, bu çok önemli. Hadsi ile ilham. Ostat ikisini söyle diyor. Hadsi ile ilham, delil iman diyor. Şeyde geçiyor. Lemaat'ta geçiyor. Hadsi ile ilham. Delil iman diyor. Aynı böyle. 741 miydi? Neydi o? Ondan sonra dün geçenlerde İrfan Çatısı'na ders yaptık. Derse getiriyoruz, derse gidiyoruz. Niçin bazı insanlar şey derslerden getirdiğimizde hoşlanmıyor? Çünkü sefil bir tabiat, çocukça bir hevesi ani bir derslerde onları memnun etmez diyor. Orada. Hızır Aleyhisselam da kullanıyor abi onu hep evet. Birden. Tamam. Bahatsa biraz fazla durdum. Çünkü ders bitirince herhalde Gafur diyor ki... Bayılacağım. Yok, kahve içmedik. Erdinç galiba hazırlamaya başladı. Tamam. Ya. Şimdi bak, bunu bitireyim de ondan sonra. Manevi tevatür kuvveti, yani birbirimize, yani yalan karışması, tevatür, yalanı karışması mümkün olmayan mütemet ve sadık insanlar, hayatlarında doğru yaşamış insanların ittifak etmesinden ortaya çıkan manevi bir tevatür. Ondan sonra zaruri ve kati delil ve manileri de şey yapmışlar. Hem kalbi ve maddi deliller bunlar getirmiş. Beşerin malumat yakiniyesine bizatihi eyleme de dönüşmüş görüyoruz. Bunlar antik antika şeyler oluyor. Mesela melaikenin vücuduna. Beşerin malumat yakiniyesinden uzak değil yani. Aklına yatıyor çünkü madde esas olmadığını da görüyor. Bu 15 tane madde bizi umumi hususi itikattan çıkarıp umumi itikada dönüştürüyor. Oradaki metindeki abi o melaike mevzusunda umumi itikat deyince hani kastedilen sanki bütün insanların ortak itikadı manası. Lef-i mağduna bağlıyor sen. Biz. Bizdeki umumi şahsın içindeki umumi itikat diyebilir miyiz? Yani alem-i İslam'ın, yani alem-i İslam hani... melaike ittifak etmiş. Bu bizim umum itikattır. Mesela melaikeye iman. Ama bizim şimdi insanın kendi dimağındaki tahayyül tasavvurunun üstündeki umumi itikattır da aynı şey mi oluyor o zaman? Yani umumi itikat olabilmesi için bunun aynıdır. Niçin? Çünkü vahiy muhatap oluyor. Vahiy bu icmayı, tevatürü hepsinin içine alıyor. Çünkü kalbi aldığına delil izandır. İzanı da içine alıyor. Umumi itikat. Umumi itikat bakın şurası değil. Bunu da içine al. Yani o şu aslında soru şu, dimağdaki bu tanımladığınız umumi itikatla hariçteki İslam'a bakan umumi itikat aynı şeyler. Yani eylemsel aynı. Aynı. Evet. Tamam. Yani umumi itikada başka dönüşemez. Aynen. Sen hususi dünyada nasıl çekeceksin kardeşim, vahiy yok, büyük zatların ittifakları yok ve hep zanda kalırsın. Yani umumi şeyde de toplumda olduğu gibi, cemiyette olduğu gibi, cemiyette de. Şahısta da aynı kanuniyet var. Aynı, toplumlar, şerde de öyle. Onlar da umumi bir itikatlar var, itibar ediyor. Tamam. Mesela diyelim ki bu işin uzmanıdır. Mesela diyelim ki 90 sene terakki etmiş adam, nasıl itimat etmeyeceksin? Mesela bir profesör diyor ki kalbin şu damarı tıkalı diyor resim. Ben de bakıyorum, o da bakıyor. Niye ona itimat ediyorsun? Umumi bir itikat var onun hakkında, o adam. Nereden biliyoruz profesörlük unvanını? Toplum nezdinde ehilleri ona vermiş. Demiş ki bu adam umumi bir şeyimize göre bu adam filme bakıp kalp parkı hakkında konuşabilir. Fert gibi gözükürken profesör röntgene bak aslında umumi bir anlayışın adamın görüntüsüdür. Yani umumi itikat bana diyor ki buna itimat et. Lef-i mahfuz bir ünvandır diyor ya abi. Unvan da işte umumi olunca hafıza bağlı. Unvan zaten o sıfata dahil olan. Şimdi mantığını da söyleyeyim Osman da. Şimdi hususi dünya var kardeşim. Umumi dünyaya nasıl geçeceksin? Birisi senin dışında kolunu tutmasa. Yardım lazım. Tabi yani. Mesela bakın hani burada çizmiştik ya buradaydı. Şöyle. Vahiy nübirde tutmuş. Senin tahayyülü ve tasavvurun taakul bir taraftı. Nübüvvet elini tutmasa doğru olduğunu sana kim söylüyor? Doğrunun doğrulayacak birisi yoksa doğru doğru değildir, şüphededir. Peki bu şu itikadı oluşturmayı yani tasavvurda emir nisbileri alıyoruz. Bilgi, düşünce, vehim, zan, emir itibariyle oluşturma aşamasında mı bu
yoksa daha üstte mi bu devreye giriyor? Ha yo bu komple her dönemde var. Yani her yerde mi? Tabii. Yoksa buradan nasıl çıkartacaksın? Yani sadece acaba emri itibarlarımızı oluştururken mi etkili oluyor diye. Hepsinde etkili oluyor. Hepsinde. Niçin mesela bak. Yani izanda da oluyor, iltizamda da evet, oluyor. Evet, evet. Aslında yok. Şu umumi itikat başlığı altında sadece hani ehli sünnet olmayı değil de Mu'tezile'de şeyi de üçünü de kapsıyor. Hepsi hepsini. Bu espatlar ama ne kadar doğruysa ehli sünnet üzere oluyoruz. Bu Cebriyeli umum itikat var. Cebriyeciler evet. Bu yazdığımız 15 madde ne kadar ehli sünnete doğruysa bu umum itikadımızda o zaman ehli sünnete yakın oluyor. Bu maddelerde ne kadar ehli sünnete yakınsak doğru. O kadar o zaman. Batılda da umum itikat böyle oluyor. Batılı, mesela batılılar ittifak etmemişler mi? Onlar da icma etmiş. Onlar da ittifak etmiş. Yani Allah batılın yolunu tamamen kapatmamış ki. Küfrün yolunu tamamen kapatmamış ki. Yani mesela dediği gibi bu ehli sünnetin umumi itikat yöntemi. Onların da itikadı var. Buna ne kadar yakın olursa. Mesela bak şimdi tahayyülü tasavvurdasın o kadar. Yani burada nasıl çıkacaksın? Yani doğru diyorsun ama dün nice doğrular vardı. Bugün terak ettikçe yanlış diyorsun. Yaşlandıkça tecrüben. Peki bugün doğru dediklerini yarın yanlış olmayacağını kim söylüyor? Ancak umumi bir itikat söylüyorsa dün de doğruydu, bugün de doğrudur, yarın da doğru olacak. Abi bu kurbiyetin ötesine geçiyor sanki gibi geliyor bunu ya. Tabii ki kurbiyetin ötesine geçiyor. Bu kurbiyet senin. Bu akrebi. Evet. Yani şu. Bak gafurum. Tahayyül ve tasavvuf senin üstüsü dünya mı kardeş? En çok baba bir adam bile olsan taakkul de akıl bir taraf tarafı yok. Yani akıl tarafsızdır. Mesela derse gelmemek için niyet et. Hemen gitmemek için sebepleri iman etmeyecek mi? Tabii ya gafur gitmemen lazım. Bugün pazar günü. Bir çoluk çocuğun şeyi var, hukuku var. Mevcut malzemeyi işliyor değil mi abi? Evet, akıl. Ne niyet edirsen, tahayyül, tasarruda malzemeni çıkartıyor. Yani, gitmemen için bir sürü sebep var. Akıla ne verdi işliyor herhalde, vermediğimiz iş. Sen bugün onu veriyorsun, akıl sana bunu doğru gösteriyor. Evet. Yarın başka malzeme verirsen, doğruyu başka gösteriyor. Dışarıdan verdiğin malzemeye göre. Doğrulayıcı ve itikad destekleyici malzeme lazım. Dışarıdan doğrulayıcı, destekleyici ve onaylanmış, yaşanmış deliller, hadsi, ilhami, burhani, hücceti deliller lazım. Bu sefer aklı imdat ediyor. İstikamet koyuyor. Çünkü aynı akıl Hristiyanlığı seçiyor, aynı akıl ateistliği seçiyor, aynı akıl ama verilen malzeme farklı. Evet. Şimdi bu dolayısıyla bu sistem aktif olunca yani umumi itikad ama bizim ehl-i sünnetin umumi itikadı ne girmiş oluyor. Tasarradan sonra ve hazları biri muhakemat dediniz de işaret edeceğiz okuduğumuz 198 muhakematın sayfası değil mi şuradan ikisini harmanladım dediniz. Yani belki 5-6 tane şeyden harmanladım. Mesela var bir tane mektubat işte yazmadım onu. Harmanladım yani bunu. Çünkü bunları hatırlarsanız bir cümleleri okudukça hatırlarsınız külliyatta. Ama bunda da var mesela birkaç tanesini okuyayım bak burada belki de diyor ki beşerin umumi itikadı tamam mı? Okuyayım bakayım maddeyi kırmızıyla şey yapayım hangileri bu kaç tanesi burada. Zaruriyetten neşet eden subutuna muşahede zaruriyetten zaruriyet ve kalp 14'te var zaruriyet. Şu tevlüt eden da var. Zaruri katli delil emare diyor. Bu da var. Bak, neşet eden müşahadat vakalarından 10 numara, evet. Hasıl olan ve muhtelif emarelerden tevlüt eden 11. Hadsi bir hükmün neticesidir. 12. Evet. Bu itikad-ı umumi sebebi kat'i bir surette manevi bir tevatür kuvvetine varan 13. Pek çok defa vukua gelen melaikenin müşahedesinden hasıl olan zaruri ve kat'i. 14 oldu tamam. Demin onu işaretlemişiz. Zaruri ve kat'i. Delil ve emareler 14 oldu. Evet. Emareleridir. Tamam, beşerin malumatı yakınesidir.
Onun adı altındadır. Bu, burada. Tamam. Bu paragrafta hepsi. Tamam, üstü belki bir şeyden... Hepsi o da. Ve muhakematla beraber şey yaptım buradan, ama buradan bu paragrafta var hepsi. Buradan çıkar abi. Hepsi burada var. Hepsi. Var mı? Tamam. Var, hepsi var. Çünkü melaike meselesinin hepsi aynı paragraf. Ama ben şey yapmadım diye paragraf fazla uzun almam. Yani yazma zor oldu. Ondan sonra inşallah ikinci derste şeyi okuyacağız. Gene o maddeyi de haber vereyim size. 339. Orada da şey var. Bu şimdi ikinci ne okuyacağız biliyor musunuz derste? Gene böyle yapacağız. Şu itikadımızı bozan muhakemat 124 çok şeydir. Ona göre dinleyecek. İtikadımızı bozan mefhumu muhalifiyle kuvvetlendiren. Yani itikadımızı bozan ve kuvvetlendiren. Maddeyi sıralayacağız. Nedir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 11 tane madde. Yani kuvvetlendiren ve bozan. Kendisi ve muhalefeti yapacağız. Tahil tasavvur var ya abi. Bu namus kanun gibi verebilir miyiz üstten sonra? Tahil tasavvura kadar namus. Ondan sonra kanun. Zaten olur. Melaike, yani bu ne biliyor musun Harun? Bir sistem. Yani istediğin şaba bu namus. Namus şu. Mesela benim bahçedeki elma namustur. Elma. Ama bütün elma sistemi kanunu kanundur. Yani benim imtiyazlaşmış elmadır ama benimkisi farklı. Namus. Namus kişiye ve hususidir. Kanun ise umumidir. Umumi. Bu namustur. Bu efendim kanundur. Bu namustur. Veya bu kurbiyettir. Bu akrebi. Ya ondan sonrası şey oluyor, ünvan oluyor zaten. Yani dıhye gibi gözükürken artık yukarıda... Doğru. Farklı. Yani aslında sen gibi gözükürken ünvan veya işte ne diyorlar ona bir tane ünvan vardı ya... Refi muhafız ünvan. Yok şey... Zülkarneyn. Zülkarneyn. Ünvan. Peki. Vâhir devâhu men elhamdülillâh rabbil âlemin el-Fâtiha. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ala Resulina Muhammedin salavat. Bunu okuyayım. Ondan sonra uzatmayacağız, namaz atmayacağız. Dersin ikinci bölümü. Muhakemat 124, defter 239. sayfa. Artık onları nazar almıyorum, defterden okuyor diyor. Deftere yazdıkla beyaz kağıttan okuyorum. Külliyattan 124. sayfa muhakemat diyor ki, bütün nizamat-ı alemden eseri gaflet olarak tevehüm ettikleri ezeliyet-i madde ve harekat ve şu bütün akılları hayreti bırakan nakş ve sanat-ı bediada 239. Bir daha okuyorum, o ki sordun. Bütün nizam alemden eseri gaflet olarak tevhüm ettikleri ezeliyet-i madde ve harekat ve şu bütün akılları hayretli bırakan nakş ve sanat-ı bediyadan tahayyül ettikleri tesadüf-ü amya ve bütün hikemin şehadetine rağmen ashab-ı camiadan itikat ettikleri tesiri hakikim. Esbab-ı camideden itikat ettikleri tesiri hakikim ve nefislerine mugalata edip vehmin istimrara istinaden ilvasıyla tecessüm ve taül olunan tabiat-ı mevhumeyi merci yapmakla teselli ettikleri elbette fıtratları reddeder. Fakat yalnız hakka teveccüh ve hakikata kastettikleri için şu evham-ı batıla davetsiz olarak yolun canibinden taarruz ettikleri için elbette hedefi garazına nazarını dikmiş olan adam o evhama tebayi ve sati bir nazar ile bakıyor. Onun için muzahref olan içine nüfus edemez. Fakat ne vakit rağbet ve kast ve satın almak nazarıyla baksa, almaya değil, belki irtifat etmeye
ve bakmaya tenezzül etmez. İhtilaf. Ha, İltifat. İltifattır o ya. İltifat. Metinde iltifat. He, iltifat mı? Evet. Öyle mi? İlgili. İltifat. Tamam. İltifat. He? Metinde öyle geçiyor yani. Tamam. İltifat. İltifat etmeye ve bakmaya tenezzül etmez. Burada bitti. Şimdi bu buradan ne çıkartacak? O kadar acayip şey var ki bir kere hemen görmüşsünüzdür. Bir insan bazen kasten ve bizzat hakkı arıyor. Batılı eline geçiyor. Batılı miskamber gibi eline alıyor. Yani ne kadar mesuldür, ne kadar şeydir. Doğru, yani burası, burayı da söylüyor. Şimdi ben buradan tabii bizimle alakalı şeyi çıkartıyorum. İtikadımızı bozan onu mefhumu muhalifiyle itikadımızı kuvvetlendiren. Şimdi ben bu başlığı yazıyorum. İtikadımızı bozan mefhumu muhalifiyle itikadımızı kuvvetlendiren şu şuradan başlıyor. Bir. Hakikati bulma nazarıyla bakmazsan. Hakikati bulma nazarıyla bakmazsan. Bulma nazarıyla bakmazsa. Bakarsa veya bakmazsa. Bakmazsan diye yazmışsınız. Bakmazsan. Ezeliyetin madde dediklerinden. Ezeliyeti madde dediklerinden. Nizam-ı alemdeki saniyine ne? Eseri gafletle baksan tre vehmetsen bitti mi? Evet abi, diğer madde. Bu biraz uzun abi. Bütün akılları hayrette bırakan nakş ve sanatı bediada bediada tahayyül ettikleri tesadüfü amya bu kadar mı? Evet abi, diğer madde. Bütün
hikemin şehadatına rağmen esbab-ı camideden ittihat ettikleri itikat ettikleri tesir-i hakiki. Hakiki. Evet. Diğer madde abi. Nefislerine mugalata edip vehim, tire, istimrara. Vehmin tire istimrara. İstinaden tire. Burada ne yazıyor abi? İğvasıyla. Tecessüm ve tahayyül oluna. Evet. Tabiatı ne? Devam mı? Evet abi. Ha. Tahayyül oluna. Tabiat. Tabiatı mevhumeyi. Evet. Merci yapmakla teselli ettikleri. Bu kadar mı? Evet abi, diğer madde. Fıtratlarının şehadetlerine. Fıtratlarının şehadetlerine. Kulak vermemekle. Vermemekle. Bu kadar mı? Evet. Diğer madde abi. Yalnız Hakk'a teveccüh. Teveccüh ve hakikate kast etmediklerinden. Evet. Diğer madde abi. Evham-ı batılanın davetsiz olarak yolun canibinden taarruz ettikleri için. Diğer madde abi. Hedefi garazına nazarını dikmiş. Bitti mi? Dikmiş olan adam. Adam. O efhama. Ama. Tebai ve sathi bir nazar ile bakıyor. Tebai ve sathi. Bir nazar ile bakıyor. Son madde. Rağbet ve kast. Ve satın almak nazarıyla bakamazsa. Rağbet ve kast ve satın almak nazarıyla bakamazsa.
satın alınıp nazarıyla bakmazsa. Bakamazsa dedi abi. Bakamaz. Bakamazsa mı? Evet. Bakamazsa. Bu kadar mı? İtikadı bozulur. Gafur abi arkaya devam et. İtikadı bozulur. Arkada da mı? Eğer bundan tersine bakarsa itikadı tahkiki ve güçlü olur. Onu yazmamız lazım. Şahabetten yeşil yazacağız. Şimdi alta ne diyor? İtikadı bozulur. He. Yani madde bitti de düz cümle gibi abi. Tamam. Şimdi bunun bütünlük şu. İtikadı bozulur mu diyor? Evet abi. İtikadı bozulur nokta. İtikadı bozulur. Nokta eğer. Eğer. Bunların tersiyle baksa. Baksa. İtikadı tahkiki ve güçlü olur. Bitti değil mi? Evet. Evet. Hasan abi şurada hayrette olacak şu kızı çok yazınca büyük 1 2 3 4 bütün akılları hayrette bırakın. 4 1 2 3 4 bütün akılları hayrette bırakın. Hayrette. Şimdi okuyalım beraber. Mahkemat. Tamam. Sizden bir ricam var. Daha önce de söyledim de. Sakın itiraz edenlere cevap vermeyin. Rica edeyim. Meşgul olmayın. Kelamınıza ve size yazıktır. Geçiştirin. Varis anil cahil. Cahilden yüz çevirin. Allah'ın ayeti. Kime lazımsa alsın bu sözünü. Sakın cevap vermeyin. Bismillah. Sakın mesela bu tahtada yazmayı bile sarı kitaptan okuyacağız. Tamam. Sakın. Tamam. Hiç. Hiç meşgul olmayacaksınız. Motor sesi gibi, araba sesi var ya, onun gibi kabul. Bu konuda hiç kalamayacaksın çünkü işimiz çok. Bizim kavga edecek çok yüksek din düşmanları var. Tamam. Şimdi ben bunu koyayım. Bak arkadaşlar. Mahkemat'ta bir şey anlatıyor. Şimdi bizim bir cümlemiz vardı. Kur'an'ın
anlatmak istedikleri anlattıklarından fazladır. Kur'an zahirde bir meal veriyor, mana var. Ama mana bir veya birkaç tane. Her bir ayete şimdiye kadar 350 bin yorum yapılmış. Değil mi? Risale'de geçiyor. 350 çeşit mi dedi? 350 bin değil. 350 bin tefsir var. 350 bin mi diyor? 350 bin tefsir. Ha, tefsir. Yani yorum. Ha. Bana biraz ağrıma gitti de 350 tane, 350 bin, 350, 350 bin. Ha. Demek ki nedir? Bir tanesi manası şu. Bir, itikadımızı bozan. Mefhumu muhalifiyle, ki uygulayalım birinci lemada. Kafirler öldüğü zaman diyor, geberdiği zaman, sema alamaz. Mefhumu muhalifiyle, kafir Müslümanlar öldüğü zaman sema alır, yağmur yağdırılır. Yani sema düz olmaz. Mutlaka bir şey olur, ustad ölünce çamur yağdı. Tamam. Yani şey olur. Ne anlatıyorum? İtikadımızı bozan. Zahirde bu. Yani insan hakkı ve doğruyu ararken nasıl batıl eline geçiyor? Yani onu anlatıyor. Dolayısıyla mefhumun muhalifiyle şu. İtikadımızı kuvvetlendiren. Tamam. Bunu dediğimiz şey. Bir, itikadımızı bozan. Hakikati bulma nazarıyla bakmazsan, itikadın bozulur. Tersi, hakikatini bulma nazarıyla bakacaksın. Öyle dediğim doğru olsun diye meşgul olmayacaksın. Yani, mesela bir şey söyle, dur bakayım ne diyor? Ne diyor? Bilmediğim bir şey mi var? Bunun adı dinde insaftır. İnsaf, sokak tabiri değil. İnsaf Arapça'da nısıftan gelir. Yarılama. Biliyorum, bilmiyorum. Ortadayım. Dur bakayım ne diyor. He? Sen ne diyorsun? İnsaf bu. Nısıftan gelir yarılamak. Yarısını biliyorum, yarısını bilmiyorum. İtikadımızı bozan, hakikati bulma nazarıyla bakmazsan itikadın bozulur. Mefhumu muhalifiyle bunu ben şey yaptım. Hakikati bulma nazarıyla bakarsan kuvvetlendirir. İki, ezeliyeti madde dediklerinden biz demiyoruz. Ama o geçti, o moda değil. Kuantum fiziğiyle komünistlik çöktü. Yani maddeye dayanan komünizm, yani inkarcılık fikri çözdü, çöktü. Sebebi, inkarcılık maddeye dayanıyordu. Hepimiz, belki sizin yaşınız müsait değil ama benim yaşım müsait, atom, maddenin bölünebilir en küçük parçasıydı. Siz de öyle okudunuz değil mi? Heh. Şimdi artık bölünebilir en küçük parçası diye bir tanım yok madde. Çünkü kuarklara inmiş, kuantum fiziğinde, nötronlara inmiş vesaire. Şimdi maddenin ezeliyeti demişler. Madde ezelidir. Dolayısıyla Allah'la alakası yok. Madde ezeli değildir. O zaman intikatını güven. Madde asıl değil. Üç. Nizam alemdeki saniyine eseri gaflet ile baksan, yani vermetsen, hani hususu dünya var diye burada tayin. Yani nizam alemdeki saniyine, yani saniyi bulmak niyetiyle bakmasan, hakikaten Allah öyle gözükmez. Ağaca bakarak Allah gözükmez. Ama bazısı da Allah bulmak niyetiyle bakarsan, ağaç bir tefsir alemi gibi Allah tefsir eder. Nasıl tefsir eder? Mesela esmaları okursun. Ölüden diri çıkmasıyla yahay, toprak, hurda haş, sanatı çıktı, yasani, hiç uygun olmayan şeftali rengi çıktı, yamulevi, çiçek çıktı, değil mi? Çıkıyor. Demek ki Allah'ın bu isimlerini okutturan, bize tanımlayan esmalar okursun. Bilinen şeyler de, bu şeyi niçin koydum ben bunu? İtikadı bozan, mefhumun halifiyle düzelten, aynı yerden çıkartacaksın. Mesela insanın anlamanın bir yolu da şuydu, ne diyor yerine, ne demiyor. Ne olduğunu anlamak istiyorsa ne değildir ama bir de. Başka bir şey de, mesela sorusuna cevap, soruyla cevap verin. Soruyla cevap verin.
Mesela Allah niye ezelidir? El cevap, niye ezeli değildir? Niye olmasın? Tersini söyle. Nurculuk niye doğrudur? Kafir dediler. Niye anlatacaksın saatlerce? Sence niçin doğru değil? Bitti. Sen cevap ver. Sorduğun zaman diyor, şey olayı sen yönetirsin. Evet. Yöneten haline geliyorsun. Öbür türlü yönetilen oluyor. Kesinlikle. Hı-hı. Yönetiliyorsun. Sen tabii yönetiyorsun o zaman. Sen sorarak cevap. Hep savunmada oluyorsun. He. Mesela 15. sözde geçiyor bu. İstifam. Öyle bir soru soruyorsun ki soruta şüphelendiriyorsun. Sen cevap versen zaten. Peki. Bütün akılları bırakan bütün akılları hayrette bırakan nakş ve sanat-ı bediadan tahir ettikleri tesadüf amca. Yani kör tesadüf. Oradan şey yapıyor. Tesadüf tedef yok, kast yok. Bu diye bakarsan tahiretin ne var bütün burada? Vehim var, şey tahayyül var. İtikadını bozan. Bak alt veri tabanları var ya bizim. Tahayyül ve tasavvur. Abi bir şey söyleyebilir miyim? He. Şimdi şu ağaç, ama tabii kasti olarak bunu farkında olmadan cahilliğinle değil de şu ağaca bak ya, ne kiraz vermiş. Demek bu vehim mi oluyor? O vehim ediyor tabii. Tahayyül, şey tasavvur. Aslında bilir, ya öyle olur mu ya, nasıl veriyor, kendi başına mı veriyor? Tabii estağfurullah, tabii Allah verdiriyor ya. Yani bu tasavvurdadır yani. O alt var ya alt, iki tane serbest evet, bölgede, evet. Onun ifadesidir. Yani onu sorduğun zaman sen böyle mi itikad ediyorsun? Tövbe ya, hemen yukarı çıkıyor. Aynen. O kelamda diktedir. Evet. Her daim huzurda işte Resulullah oluyor. Asıl imamlar oluyor. Her daim huzurda, her daim huzurda nasıl olur biliyor musun? Bak, yapayım. Yağmur yağdırılıyor. Bak, şu kağıdı, şunu görüyor musun? Şimdi bu kalem böyle mi koysam sana uygun? Daha manzara olur. Böyle mi, böyle mi, böyle mi, böyle mi, böyle mi? Bir de böyle. Böyle mi? Hangisi uygun? Kalemin içinde daha güzel görünüyor. He, ama ona göre öyle değil tabii. Ona göre de değişir. Peki, buna göre nasıl olduğunu bilmek için bununla bunun kaynağı esmadır. Buradaki sürektir. Esma'ya göre bu esma, bu esmanın neresinde nasıl olacak? Böyle mi, böyle mi, böyle? Şöyle olur. Bunun hakikati, esma orada. Hasan ileri al 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 kıvır kıvır sağa, kıvır kıvır kıvır. Dursun. Dursun, tamam. O şekilde orada güzel gözüküyor. O suretle hakikati bir göremesen, buraya hükmedemezsin her daim. Her daim huzur demek, sözlerini ve kelamlarını kaynağıyla bakıyor. İrtibatın kesilmemesi mi? Evet. Hiç kesilmez. Yani suretle hakikati beraber görüyor. Onun için huzuru daim onu denilir. Bir defa görür huzur var. Huzur hazır olduğu için Allah, onun adı sende huzur olur. Kaf, nun tezgahının dışında hiç işlemiyor. Hiçbir şey işlemiyor. Yani peygamberler kaf, nun tezgahının dışında işlemiyor. Ama her konuda mükemmel olur mu? Babada, askeri yönetmede, kendi içsel aleminde vesairesinde olmaz. Ay, adet olana biraz şeyiz. Var yani. Suretle hakikati beraber görebilme yeri neresidir? Mahiyettir. Evet. Mahiyete geçmiş olması. Evet, doğru. Ki doğru. Çünkü hakikat o, suret bu. Sizin onun dışında göre, o beraber gören hakikattir. Mahiyettedir. Kafanıza dikkat edin. Evet, onu yaz. Doğru. Onu yaz, o çok önemli. O çok önemli. Şimdi bak, Allah Resulü'nde bu var yani her konuda. Çünkü hakikat ile sureti beraber görüyor. Hasan al 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 çevir 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 tamam. Hayır, biraz da biraz da biraz da yanlış gözüküyor. Ay götür 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 götür. İleri al, ileri al. O tarafa al, sonra ha dursun dursun. Hani bunun buraya en uygun olduğu oradan söylüyor. Şimdi mahiyette değil de mahiyetten sanki daha şey oluyor ya Hasan abi. Mahiyetteyken sureti bilemeyiz ki. Adem Aleyhisselam cennetteyken cennette olduğunu fark etmemişti ki. Ama değil mi? Mahiyetten dururken, bu tarafa bakabilirsin. Surette şu an, surette dururken mahiyette süreç aldığı için bir kere. Hiç Adem Aleyhisselam pozisyonda değil ki. Burada şu an.
Peygamberimiz. Buradan beraber bakıyor. Buradan gitti oraya, onun için zaten burada, o zaten oraları... Hani böyle bir şeyimiz var diye çıkarımımız bizim. Buradan oraya bakabilen, oradan buraya bakma hakkını elde etmiş olur. Hakkını elde etmiş olur. Peki, bu dünyada yaşamak istiyorsa, yaşarken ölürse, ölürken yaşar. Hakkının sahibi oluyor. Yaşarken ölürse, öldükten sonra yaşama hakkına sahip oluyor. Peki yaşarken ölür ne demek? Yani surete hakikatle bakabilen suret cihetiyle ölmüştür. İlle ölmek mezara girmek değil. Ölümü öldürmüş oluyorsun. Ölümü öldürmüş oluyorsun. Ölüm çünkü bedenseldir. Sen zaten çıkmışsın bedensel azlarından. Ölüm bedenedir. Ruha değil ki. Külü nefsin. Nefsedir. Nefsin arzularına muhalef diye yaşarsan nefis ölüyor. İlle ölmek tarikatçılar gibi böyle bitmek değil. Manayı harfiyle bakıyorsun, manayı ismine değil. Nefsin arzularından sıyrıldın, nefsin sana bilmemiş. Yani cesedin içine ruh yok, ruhun içine cesedi koymuşsun. Bu sen ölmüşsün. Ölen ölmez ki. Bitti. Yaşarken ölen, öldükten sonra yaşar. Buradan oraya bakan, oradan buraya bakma hakkı olur. Giden, gelme hakkı vardır. Veren, isteme hakkı olduğu gibi. Şimdi devam edeyim. Biraz daha açılsa var ya, burası, burası değil. Bir tuhaf olur. Ve garibine gider, alışamaz bu dünyaya. Olmaz değil mi? Olmaz. Buraya alışılmaz. Şu sesler, şu ağaçlar, dağlar. Demeye başlarsan ben buraya hiç alışamadım. Bu manyak mıdır? Sen nereden geliyorsun ki? Brezilya'dan o ki buraya alışamadın. Neredeydin ki alışamadın? Adama sor. Nerelisin ki sen alışamadın? Nerelisin sen? Nerelisin sen? Karadenizli miydin ki bu Afrika'ya veya Ekvator bölgesine çöle alışamadın? Çöldeki adam da Karadeniz'e alışılmazdı. Ben kutuplardaki adam Ekvator'a nasıl alışsın? Ama Allah yardımcısı olsun ikisini beraber yaşayan. Çok zor. Hasan abi, çok zor. Şunu söyleyeyim Allah aşkına. Şimdi namaz saatini beklerken şeyde, o yedikölede, o dershanede bir video izledim üstadla alakalı da anlatıyordu. Ramazan'da Afyon hapsinde ona yapılan şeyler, zulümler. Ya koltuğun altında yemeğini ısıtıyor sanırım. Allah Allah. Zor gelmiyor ona. Mücadeleye devam ediyor. Hizmete devam ediyor. Nereden bakıyor? Yani koltuğun altında yemeği ısıtıyor. Ne, ama neye kavga vermiş? Yapanlara diyor ki dualarda, eski binaların duvarı geniş ya, duvara çıkıyor camın kenarına, namaza ortak kılıyor. Menzilime diyor, koğuşuna lağım bağlamışlar şehrin, menzilime fena ve çirkin korkular ziyadeleşti diyor. Demiyor lağım bağladılar. Ama maalesef bir tanesi çıkıp da diyor ki mutlaka bir şey yaptı ki devlet bunu böyle yapıyor. Hani Timurtaş'ın şeyi vardı Maltepe'de Elgin. Diyor ki, beni kürsüden alsalar, şu cemaatin çoğusu bağırıp çağırıyorsa, ooo boşuna bağırmayın diye. Ben şimdi polis alsa, Allah bilir hoca ne yapmış diye, polis boşuna almaz deme, der diyor. Dersiniz, öyle de oldu. Kürsüden inerken aldılar. Hiçbir tanesi de mukabele etmedi. İki tane polis alamazdı, cemaat ayağa kalksaydı. Çünkü Said Nursi Hazretleri, ustada da ne diyorlar? Koltuğun altına su yemeği ısıtıyor. Ama ne derler? Mutlaka bir şey yapmıştır. Tabii ama senin zannettiğini yapmamıştır. Mesela daha yakın tarihte, değil mi? Ömrümüz, hani diyor ya, onun muhabbeti ve mekteplerde ve dairelerde devamlı anlatılıyor diyor. Onun ne olduğu, mahiyeti ne olduğu ve en son ondan vazgeçeceklerin eline, o hakikate geçme uğruna
her gün yüzlerce kişi idam edilse gene ucuzdur. Onun ne olduğu anlaşılması adına. Yani davamız buydu. Bir bakıyorsun bu davaya hizmet eden ama senin hissiyatına, meşrebine, yani kahramanlığına hiç uygun gelmeyen bir tanesi bir şey demişse şuraya bak diyor. Mesleğimize, meşrebimize ne kadar zıttır. Ya sen doğuda ustalara karşı bütün talebesini feda edip savaşan, cihat eden usta durdu. Mecliste paşa paşa diyor aynı zaten. İmandan sonra kainatın mülk hakikati imandır, imandan sonra namazdır. Namazı kılmayan haindir, medruttur. Şu iki parmağımı senin kör gözüne sokarım. Menfi hareket değil mi? Hani müsbet hareket? Müsbet hareket ve menfi hareket ne olduğunu bilmiyorsun. Kim, kime, neyi, ne zaman? Sen kaldıramadığını sana yap demiyorlar. Ama kaldıranlara da hücum edeceğim diye de süfyancı olmayacaksın. Ya hele hele bilmediğin, keyfiyetini bilemediğin Hucurat Suresi 6. ayetinde fasık diyor size bir haber getirdiği zaman tahkik etmeniz gerekmiyor muydu? Doğru mudur, değil midir? Hemen yemleniyorsun hayvan gibi. Hayvan, hayvan gibi yemleniyorsun. Bir fasık sana haber getirdi. Doğru mudur, değil midir? He? Tahkik ettin mi? Vakti miydi? Tabii ki vakti miydi değil. Adamları ayarlıyor. Yıllarımızı takmışlar. Dersin birinci başında niye dedim? Koymuşuz tepeye bir taneyi. O ne diyorsa sürü gibi. O hücum ettiyse doğru. Kolayımıza geliyor. Tarikata karşı, tarikat zamanı değiliz diyoruz. En büyük tarikatçı biziz. Kim araştıracak, kim mütalaa müzakere edecek? Kim edecek? Böyle bir tanesi çıkacak, yapacak. Ondan sonra, ne geçmiş diyor, öğretmen gibi diyor, kalem elinde diyor, bunlar işi yapıyor. Doğru, onlara cevap vermeyeceğiz. Ama kendisi de öğretmen. Kendisi de öğretmen. Allah Resulü, muallim-i ekber. O büyük muallim. Ustad, muallim değil mi? Ya. Yani, koltuğun altına koymuş, çorbasını ısıtıyor. Mutlaka bir yaptığı vardı ki devlet onu zindana koydu. Suçu vardı mutlaka. Öyle mi abi? Ya. Oluyoruz Süfyan'a. Taraftar oluyor. Bilmeden onun safına geçiyoruz. Onun safına geçiyoruz. Bari sus da insan ol. Sus bari. Ne zaman? Ya peki sistem değişti. Ya biz de öyle düşünüyorduk. Ya sen de mi öyle düşünüyordun? İyi ki söyledin ya. Olay bitti. Kıyamet koptu. Bu insanlar belki senin söylemenden dolayı belki ikaz olacaktı. Ya davama hücum ettiler falan. Davana ne zaman hücum etmediler ki? He? Allah'ına hücum ediyorlar. Davana etseler ne olur? Kur'an'ına hücum ediyorlar. Risale-i Nur'una etseler ne olur? İmanına, itikadına hücum ediyorlar. Bedenini hapsetseler ne olur? Bari ruhun kurtulur. Bari sus. Sus, sus. Susmayı bil. Neyse. Biz de cenneti bekliyoruz, tamam mı? Bunlar da cenneti bekliyor. Allah'ım. Şu defteri 2-3 senedir kullanırım parça parça not için. Ne yersen burada sevgi ve kardeşliğin teminatı yazıyormuş. Vallahi şimdi fark ettim seni. Bazen demek ki en zahiri görmeyiz. Vallahi bakın buyurun. Her sayfada gördüm. Her sayfada. Yemin ediyorum şimdi fark ettiniz. Hakikaten kayıp asır abi ya. Kayıp asır. Ulema bu asra insanların yaşamadığını kabul ediyor. Yani biz onu anlamıyoruz o lafı da. Yani... Evet, kayıp asır. O mahkemattaki cümleyi söyleyeyim. Kahtul rical. İnsan var, insan kıtlığı varmış. Beşer var, insan yok. Kahtul rical. İnsan kıtlığı. Kara borsa. Tek tük.
Mesela Yusuf Aleyhisselam'ın şeyinde, o sarayda olan zattı değil mi? Saraydayken, sistemin içindeyken adam karşısına çıkmış. Üstad Beyazıt Meydanı'nda 50 bin halka hitap eden, mecliste parmağını Süfyan'a uzatan, Ruslara karşı bütün talebelerini feda edip doğruyu müdafaa eden, İstanbul işgaline gelip, Hutuvat-ı Sittesi'yle İngilizlere karşı savaşan zat, zaten sanki masada oturmuş, hep kitap yazmış ve hep anlatmış. Ya, menfi hareket. Kedile-i Şeriye'de menfi dediğine cihat diyor Allah. He? Küfre karşı dikilmek, sözde ve fiile. Sana demiyorlar sen dur. Durana uçan. Adam o. Adam biraz. Adam o. Şey Pamuk Dede Hasan abi. Pamuk Dede havasına sokmaya çalışıyorlar üstadı. Evet. Halbuki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz için Hazreti Ali nasıl diyormuş Hasan abi? Savaşta onun arkasına saklanır. En şiddetli zamanda. En şiddetli. Yani. Onun arkasına saklanır. Nur Dede, Pamuk Dede yani dokunmayan, saklamayan böyle yapmışlar. İlkokul kitaplarında da ne yazıyorlar? O şu uyu yat uyu oyna top at uyu niye uyanık ol gayret et çalış ol buluş yap demiyor Pamuk Dede Nur Dede sanki ustad medreselerde geçmiş olur Ruslara karşı İngilizlere karşı savaşmamış mı meclise gitmemiş şu iki parmağımı senin kör gözüne sokarım dememiş mi? Hapislere girmemiş mi? Menfi hareketti. Çünkü hapise girmek menfi hareket miydi? Allah seni menfi dediğine cihat diyor. İnşallah Allah bizi Müslüman olarak öldürür. Amin. İnşallah. Öyle diyor. Allah'ım beni Müslüman ve mümin olarak öldür. Diyor ki mümin olduk demeyiniz diyor. Müslüman olduk deyiniz diyor. Çünkü daha İman inmemiş aşağıya. İtikadımız var. Bütün, şuradayız, beşteyiz. Bütün hikemin şehadatına rağmen esbab-ı camideden bu yanlış oldu. Bu olmaması lazım. Yani, o beraber olacak değil mi? Değil mi? Tabii. On oldu. Altı, yedi, sekiz, dokuz, on, 11. Bütün hikemin şahadatına rağmen Esbab-ı Camide'den itikat ettikleri tesir hakiki. İtikadımızı bozuyor. Altı, nefislerine mugalata edip vehmin, yani istinadı, vehim bizi kullanıyor. İstinaden, yani aldatmasıyla, ihvasıyla tecessüm ve tahayyül olunan tabiat-ı mevhume. Merci yapmakta teselli ettikleri. Bunu da anladınız. Fıtratlarının şehadetlerine kulak vermemekle. Yalnız hakka teveccüh ve hakikata kast etmediklerinden. Yani hani batıl eline düşer ya, bunlardan dolayı eline düşer. Bazen hakkı aramak niyeti yetmiyor. Niyet tamam. Ama eylem istiyor. İtikat istiyor. Niyet kalbidir. Bu itikat yani. İma et şey. Niyetin iyi ama itikatın yanlış. 8. Okuduk bunu. 9. Evham-ı batılanın davetsiz olarak yolun canibinden taarruz ettikleri için. Mesela serbest bölge vardı. Şurada. Tahayyül, tasavvur,
nübüvvet yolu felsefe yolu. Ama ikisi de buradan besleniyor. Okuyalım şimdi. Burası mıydı? 9. Evham-ı batıların davetsiz olarak yolun canibini taarruz ettikleri için. Burası. Burası hani Vesvese Risalesi'nde. Şimdi burada, buraya devamlı pompalıyor. Şuraya oklar atıyor. Yani devamlı buraya bilgi aktarımı, şekil aktarımı vuruyor, tavanı vuruyor. Usta da tavan diyor, biliyor musunuz? Ne abi? Tavanı deler geçer diyor bazen. Yani vehimler taarruz eder diyor. Tavana taarruz eder diyor. Bazen de delir. Sanki bu şekilleri önceden görmüş, ona göre ifadeler kullanmış diyor. Yani tavana diyor taarruz eder. Tavana. Nerede bakayım? Bak bakayım. Mahkemat'ta geçiyor. Mahkemat'ta geçiyor. Ha, o bizim 97'de değil mi? Evet, evet. Şimdi sonra bu oluyor. Şimdi taarruz eder. O bizim 97 diyor. 97 oldu. Kaç hafta oldu? Bizim 97. Külliyat, şimdi bu derslerde kaç tane bütün kitapta dolaşıyorsun? 10. Hedefi garazına nazarını dikmiş olan adam o evama tebaî ve sati bir nazarla bakıyor. Hani böyle bakan hedefine dikmiş. Yani dedik ya, yok arabada bana makas yaptın. Yok hanım böyle dedi. Yok gafur yanlış yapıyorsunuz. Böyle umumi bir cadde değil. Siz böyle muzam ümmet şöyle derler. Bu cümleyi ben sizden hemen demedilerse duymadan ben size duyurayım. Muzam ümmet cadde-i kübradan gider. Yani bu cemaat böyle bir yöntemle gitmiyor. Muzam ümmet değil. Yani cemaatin çoğu böyle gitmiyor. Dolayısıyla yanlış bu derler. Allah Resulü de muzam ümmet değildi, tekti. Değil mi? Beşeriyet içinde. Resulullah İslam dünyasında muzam ümmet değildi, tekti. Hep böyle oluyor. Şşt, ufalıyor, oradan büyüyor. Tekrar ufalıyor, tekrar oradan. Resulullah bütün insanlıktan çıktı, tek. Tek başladı. Bu bütün İslam dünyası içinde usta tek çıktı, muzam ümmet değildi, tek başladı. Böyledir. Yakın tarihte biz görmeyeceğiz ama bu yöntem üniversitelerde Risale'nin okunacak ya. Risale'nin okunacak. Böyle okunacak. Böyle okunacak. Veya daha iyisi okunacak. Tabii yani. Yani düz bir tarih kitabı gibi okunmayacak. Bir dua kitabı, münacat kitabı okunmayacak. Tasnif edilecek. Vazifeniz devam ediyor diyor Kastamonu 56'da. Benim vazifem bitmiş zannediyorum. Sizin diyor şerle, izahla, tanzimle, tasnifle devam edecek diyor. Tamam. Şimdi 10. Şey diyor abi, şöyle diyor, onu okuyayım da hani aklınızda kalmasın. Amal ve mühlat da heyecana girip birden o amaller üst kattaki hayalin tabanını deler. Ya. Yani biz buraya koyduk. Bu sistem şöyle var ya, bu sistem şöyle koy. Gök kubbesi gibi. Şöyle koyduk. Hani okla bunu yap. Aslında bu burası, şurası tahayyül ve tasavvurdur. Değil mi abi? Evet. Ne yapar? Bu sistem ya. Bu yuvarlak bizim onun. Ne yapar? Üst tavandaki hayalin şeyini delerdi. Deliyor. Üstad üstten baktığı için taban diyor. Taban mı diyor, taban mı? Taban diyor. Taban. Taban. Tabanını deler diye arattırayım mı? Bilmiyorum. Taban. Bak bakayım. Bu tabanını deler bizim 97'de işte. O zaman şu yani, şu bölgeyi kastediyor. Abi taban yani taakkulden baktığı için tabandan diyor. Evet. Yani taakkule olan tesir olduğu için taban diyor. He. Şuradan bakarsan burası taban. Evet. Tavan kelimesi 3 yerde, 4 yerde geçiyor abi. Yok yani o semanın tavanı falan şeklinde. O değil. Bu taban diyor. Dünya hanesinin tabanı. He. O zaman yani taban olursa bu altta olduğu için taban kralı, bu taban. Hmm. O da o şekilde onu şey yapmıştık yani. Ne fark? Evet. Şimdi devam edelim. 10.
hedefi garazına nazarını dikmiş olan adam o evama tebi ve satı bir nazarla bakıyor. Yani mesela psikolojide yani aslında iyisin ama tebi ve satı bir nazarla taktiğe ilişiyor sana. Gelişiyor. Ben mesela onun bir misal vereyim uygulamalı. Mesela bakayım şu anda %10-20 var. Şuradan şuraya kadar ayağımın üstü ateş gibi yanıyor 2 haftadan beri. Şimdi mesela %10-120. Yani üstü içi değil. Soğuk su döküyorsun ateş sanki sıcak su dökmüş gibi oluyor. Acayip bir şey. Tıbben bir şey yok ama yani sonra buraya kadar indi şurası. Soğuk su döküyorsun. Yani sati ve tebe-i nazarla. Yani bir hasta kardeşime sesleniyor. Gitsen bir sürü ilaç alacaksın. Ne? Diyorum ki derdi kim verdi? Derman da o düşünsün. Benim problemim değil o. Şimdi lakaytlık manası değil. Meşgul olma. Şiddetlenir sana. Şimdi ne olmuş? Şurada biraz kalmış. Gitmek zorundasın. Başlayacağız. Niye? İlle bedensel gibi gözükürken beden değildir. Saldırıya uğruyorsun. Gücü o kadar itiyor. Tamam. Ya bir nazar var. Vazifelendirilmeniz sona erdiği zaman zehirler tesir edecek abi. Evet. O zaman aktif olacak zehir. Zehre gideceksin işte. Şimdi yer yer zorluyor seni. Kendisini gösteriyor. Vesaire. Bakayım ne yedirdiler bunu Özkan Hapishanede. Onlar çıkıyor veya çıkmıyor. Şey demek istiyorum. Hedefi garazım, nazarımı dikmişim. Tamam mı? O evham tebi ve sati bir nazarla bir sürü zihnine ilişir. İyi değilim, hastayım. Git MR çekti bilmem. Bunu mahsus söylüyorum. Öyle yaşantımdan kesitler yapıyorum ki yaşanıyor. Yani kitabı değil yani sif. Meşgul olma. İnan meşgul olma. Tesir etmeli ben olmuyor. Meşgul olma inan. Sati ve tebi nazarla senin şu tahayyülün tasavvurun. İyi değilim, hastayım. Ben işte iyi değilim, aklım gidecek. Aklın gideceğinden korkan aklındır. Demek ki aklın mukayyettedir. Korkma. 11. Rağbet ve kast ve satın almak nazar ile bakmazsan hiçbir zararı yok. Bu maddeler öyle bakarsan itikadını düzeltir, öyle bakarsan itikadını bozar. Tamam mı? Burada bırakıyoruz. Efendim itikadımızı bugün güçlendiren bozan madde. Öncekisi neydi? İtikadı ne yapıyordu o? Kuvvetlendi. Önceki o umumi itikadı. Umumi itikadı. Şahsi dünyadan umumi itikada nasıl geçeceğiz? Burada itikadı güçlendiren ve zayıflatan sebepleri okuduk. Tamam mı? Peki. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Allah'a emanet olun. Thank you.